Of Nazlı, kaç kere erteledin sen bunu ya? Tanıştırayım bak. Olsun kız, sen menemeni bile bir başka yapıyorsun bak. İşte gastronomi öğrencisi yaşamanın faydaları. Ah Fatoş ablam, biz de keşke şu stilistle yaşamanın faydalarını bir görebilsek. Bak üstümüze başımıza, hala hazır giyin. Aşk olsun Asu. Nankör ayol. Kız sen turizmci olduğunda bize sanki 5 yıldızlı otelde bir tatil ayarladın. Hiç. Ay ben öğrenci olarak sanki kendime çok bir şey ayarladım da bir siz kaldınız. Ay mola. Sonra devam edersiniz, hadi kahvaltılıkları çıkarın, yumurta pişti. Ay Nazlı, benim bugün moralim aşırı yüksek. Burcum yükselişe geçiyormuş. İnşallah hayırlısı ve güzel bir iş bulacağım artık. Senin burcunda okudum. Diyor ki dolunaya dikkat etsin. Beklenmedik şeyler olabilirmiş. Beklenmedik bir şekilde kiramız ödenebilir mi acaba Fatoş? Çünkü ev sahibinin kapıya dayanmasına çok az kaldı. Kızın daha önceki ayı ödeyemedik. Ya ben burçlara inanıyorum. Niye öyle diyorsun? Belki de beklenmedik bir şekilde kiramız da ödenir. Çaya inan Fatoş. Çay iyidir. Çay koy. Ay aman canım, o da amma abarttı ya. Bizim Necdalar 6 aydır hiçbir şey ödemiyorlar ama paşa paşa yaşıyorlar vallahi. Canım, sen o Necda'ya çok uyuma bence. Yuh yani, onlar da biraz abartmışlar ama. Azman dur dur! Azman dur dur şunu! Git, pardon, pardon! Fatoş! Şöyle gidin. Ya nereye alıyorsunuz? Ay yer var! Gel bir şey daha izle. Evet arkadaşlar, herkes malzemelerini tartıp hazırladı mı? Gramı gramına doğru olsun miktarlar. Pastacılıkta oran ve tarif çok önemlidir. Oh hocam, ben çok özür dilerim. Otobüsün lastiği patladı. Geç Nazlı, geç. Şimdi bizi izle, dersten sonra sen de kendini ölçüp tartıp yaparsın. Ne yapıyoruz? Çilekli kremalı karamelli pay yapacağız. Malzemelerimizi sırayla karıştıracağız. Söylediğim gibi miktarlar çok önemli. Ne yapıyorsun Nazlı? Çilekli kremalı karamelli pay. Peki tarttın mı malzemelerini? Hayır, göz kararı ekliyorum hocam, ben size yetişeyim diye. Göz kararı hangi standartların ölçü birimi Nazlıcığım? Antakya'nın halam standartları hocam bunlar. Acayip güzel yemek yaparlar ama bayılırsınız valla. Bir de üstüne sepeleme var. İçimdikten fazla bir çay kaşığındanız. Nazlı, sen hala iş arıyor musun? Ay her daim. Ha, bir iş var, aşçılık işi. Detayları tam bilmiyorum ama gastronomi eğitimli birini arıyorlar part-time. Ben hemen gideyim görüşme. Yalnız Nazlıcığım, sen derslere pek düzenli gelemiyordun. Hani bu iş ne kadar part-time de olsa çok disiplinli birini arıyorlar. Evet, oluyordu tabii bazı aksilikler. Ama hocam şimdi yaz tatiline giriyoruz, okulda yok. Ben boşum, tamamen işime adapte olabilirim, sürekli gidebilirim. Tamam, adresi vereyim, git görüş. Ama ne olur ciddi ol, işini ciddiye al. Arıcı olanlara karşı beni de mahcup et. Güvenin bana hocam, asla. Tamam, hadi göreyim seni. Bana adresi attılar, ben detaylarla birlikte sana göndereceğim şimdi. Teşekkür ederim. Nazmiye Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Ben de şimdi CV'nizi inceliyordum. Arkadaşlarım Nazlılar. Siz de Nazlı diyebilirsiniz. Sizinle eğer anlaşırsak bir sözleşme yapacağız. İşten bahsedelim mi? Buyurun. Evet. Evet, ben de işi, yani görev tanımını çok merak ediyorum. Ferit Bey'in mutfağında özel aşçı olarak çalışacaksınız. Özel aşçı mı? Evet. Bir itirazınız mı var? Var.
Yani şöyle, ben kalabalık mutfaklarla çalışmak istiyorum. Mutfak bir çeşit usta çırak ilişkisidir. Ben de benden daha deneyimli ustalarla çalışıp bir şeyler öğrenmek istiyorum. Nazmiye Hanım, şu an master yapıyorsunuz ve bir yılınız daha var. Yazın okulda da belli başlı seminerlere katılacaksınız. Bu durumda size en uygunu part-time bir iş olacaktır, doğru mu? Doğru. Biz de size Ferit Bey evde yokken gelip onun yemeklerini hazırlayıp gideceğiniz bir iş öneriyoruz. Benim için çok iyi bir referans olmayacak sanki. Haftada 500 lira artı yol masraflarınız karşılanacak ve sigortalı olacaksınız. Ama hala tereddütleriniz varsa... Yok, tereddütüm yok, kalmadı. Bence gayet iyi bu. Olur. Güzel. Hem merak etmeyin, bu iş sizin için iyi bir referans olacaktır. Tabii Ferit Bey'in yanında uzun süre çalışabilirseniz. Buyurun eve geçelim. Ferit Bey bu evde tek başına yaşıyor. Saat 8'de evden çıkar, saat 9'da da bir temizlik görevlisi gelir. Siz de... 10'da geleyim. 12'den önce gelmeyin, 5'ten sonraya da kalmayın. Bu süre zarfında işinizi ne kadar sürede bitirirsiniz, orasını siz bilirsiniz. Zaten Ferit Bey yemeklerden memnun kaldığı sürece bizim için sorun yok. Mutfağa geçelim. Ferit Bey akşam 7'de gelir ve 7.15'te de yemeğinin hazır olmasını ister. Fırını ona göre ayarlayın lütfen. Tamam. Anladım. Ben bu modelleri zaten biliyorum. Zamanlama işi bende. Hatta ben arada börek falan yaparım. Ferit Bey parmaklarını yer. Nazmiye Hanım, ya öyle kafanıza göre yemek yapmayacaksınız. Ferit Bey'in istekleri doğrultusunda hazırlanmış listeye göre hazırlayacaksınız. Ya Ferit Bey sizden değişik bir şey isterse zaten öncesinde haber verir. Buyurun. Yemek listesi mi? Hı hı. Bir tanesi yemek listesi, diğeri de alışveriş listesi. Nazmiye Hanım, mutfaktaki buzdolabından da bir şey alıp yemeyin. Çamaşır odasındaki buzdolabında çalışanlar için her şey mevcut. Oradan istediğinizi alabilirsiniz. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok, gayet iyi anladım. Güzel. Ferit Bey'in kurallarına ve o listede yazanlara uyduğunuz takdirde bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Son bir yılda sayısız aşçı değiştirdik. En uzun kalanı sanırım 1,5 ay kaldı. Geldiği günün ertesi gün giden de çok oldu. İkbal Hanım, endişelenmeyin. Ben gayet sorumluluklarımın bilincindeyim. Öyle bir günde istifa falan edip sizi zor durumda bırakmayın. Zaten diğerleri de istifa etmedi ki. Ferit Bey kovdu. Ferit Bey'in evdeki düzenini sakın bozmayın. Yani eşyaların yerini sakın değiştirmeyin. Yani bir tuzluğun bile. Olur olur. Güzel. Hayırlı olsun o zaman. Sağ olun. Nazmiye Hanım. Sizin yeriniz mutfak. Yani işiniz mutfakta. Evin geri kalanına adım dahi atmayın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çok net. Kolay gelsin. Sağ olun. Amca sensin demek. Büyük megalomansın yalnız belli. Baş köşeye de gelmiş, kendi fotoğrafını koymuş. Ferit Bey gelmek üzeredir. Toplantının yapılacağı yat hazır değil mi? Hazır. Ferit Bey toplantısına asla geç kalmaz. Aman hazırlıksız yakalanmayalım. Siz yine de bir kontrol edin. Merak etme, trafik vardır. Ferit aslan böyle olsan 15-20 dakika illaki gecikiriz. Beyefendinin de dediği gibi,
Ferit Bey asla geç kalmaz. Buyurun. Anneciğim, gerçekten. İş, ama bildiğin iş işte, restoran. Patronum mu? Patronum da çok iyi. Ağzı var, dili yok. Hiç ayağımın altında dolaşmıyor. Asuman mı duymamıştır anneciğim? Yoksa açardı. Çok çalışıyor gerçekten bu ara. Tabii tabii, şimdi sınav haftası ya. Hep sabahlıyor. Tamam anneciğim, ben aratırım ona. Babamı da öp, görüşürüz. O da vallahi yani ne yazdı, ne yazdı. Yazmasaydım da ne yapsaydım Asuman? Elin adamının özel aşçısı mı oldum deseydim. Hep seni okutacağım diye bunlar. Kalk ders çalış. Aa. Kalk. Ay, boğdun beni. 3 saniyede boğdun beni yani. Dur, dur, dur. Annemleri de ara. Efendim İkbal Hanım. Evet, şimdi geldim eve. Birazdan gireceğim içeri. İnşallah etraf düzenlidir. Yeni aşçıda işin ehlidir. Tamam. Bir aksilik görürsem sabah beklerim. Ararım sizi. Enginar'ın terbiyesi masada. Yemeden önce dökerseniz daha lezzetli olur. İkbal Hanım, bu yeni aşçıyı değiştirin. Evet. Evet, teşekkürler. İyi akşamlar. Bir dakikanızı rica edeceğim. Bir dakika. Bir hanım arıyor da ismi Funda'ymış. 2 gündür cepten size ulaşamamış, merak etmiş. Bağlayayım mı? Tamam. O zaman ben adresini bulayım. Her zamanki gibi şöyle güzel bir kırmızı gül yaptırayım. Çikolata ile beraber adresine yollayayım. Tamam. İkbal Hanım. Buyurun. Yeni başlayan aşçıyla konuştunuz mu? Ben bugün öğleden sonra gidip bir günlük ücretini ödeyeceğim ve kendisini kovacağım. Size en kısa sürede de yeni birini bulacağım. Şimdilik dokunmayın, vazgeçtim. Tamam. Yalnız söyleyin, bana not yazmasın, işini yapsın yeter. Size not mu yazmış? Ben hallediyorum. Fakat temizlikçi, yerine başka birini bulun. Başka birini. Kızım, senin tersin pistir. Hocalarla bile geçinemiyorsun. Patronla nasıl anlaşacaksın ya? Çok kolay. Hiç görüşmüyorsun. Yani ben 12-5 çalışıyorum. O çıktıktan sonra gidiyorum işe. O gelmeden de çıkıyorum.
Temiz iş. Yani anlayacağınız adam ablamı sadece yemeklerine göre değerlendirecekmiş. Yani bizimkinin öyle uyuz inatçı hallerini falan gördüğü yok. O yüzden kısa vadede kovulmazsın sanki. Görüşmezsek uzun vadede de kovulmam ben. Görüşürsek kavga ederiz, o kesin. Evde garip garip kurallar var böyle. Her şey milim milimini ayarlı. Cetvelle çizilmiş sanki. Yani böyle yaşlı, huysuz, zengin tayfası. Öyle çalışıyor demek ki onlar. Dün akşamki enginlerden olmasından sonra bu hiç açmadı. Neredeydin dün akşam? Evde. Hayır, yeni bir aşçı başladı da ben de enginlerde olması istemiştim denemek için yani. 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 8. Hı hı. Hem de enginlerde olması istemişsin. Yok, enginlerde olması 10 üzerinden 9. Ben notu başka bir yerden kırdım. Ya Allah Allah. İlk günden 10 üzerinden 8 alan bir aşçı da hiç olmamıştı. Kadın mı erkek mi bu? İsmi Nazmi'ymiş. Yani muhtemelen yaşlı bir kadın. Yani kabukları kesme şekli, içini doldururkenki özeni falan. Ne bileyim, gençlerde öyle bir sabır yok. Evde uyulacak kurallar listesi var. Düşünebiliyor musunuz? Askeri kamptayız sanki. Yaşlı olduğu için de oturmuş bazı alışkanlıkları belli bir düzeni var. Kendince mutfakta bir takım değişiklikler yapmış. Ama tabii ben öyle patron matron anlamam. Mutfakta şef benim. Ya hiç kusura bakmasın, yaşlıya hürmet de bir yere kadar. Orası benim evim. Hele bir mutfağıma, düzenime karışmaya kalkışsın. Yok, itiraz ederse de kapı orada. Çarpar kapıyı çeker giderim, çok mu zor? Ha Ferit. Unutma, hafta sonu çiftliğe yemeğe gidiyoruz. Annen kaç gündür başımın etini yiyor. Engin, ben gelemem. Okumam gereken yüzlerce rapor var. Bak, kaç haftadır kimse gelmedi dedi. Öğleden sonra toplantıda görüşürüz Engin. Ben de tamam demiş bulundum. Toplantıya raporlar okumuş olarak gel. Eşyaların yerini değiştirmeyin. Simetri bizim için önemli. Basit bir şey istiyorum sizden. Anladınız mı? Merhaba. Hanımefendi yeni temizlik görevlimiz. Eski çalışanın işine son verildi. Artık Asiye Hanım'la çalışacağız. Asiye Hanım, ne demek istediğimi anlatabildim, öyle değil mi? Evet efendim. Güzel. E gidebilirsiniz o zaman. Teşekkürler. Ay, bu evde ne çok kuralı tertibi varmış. E tabii sen eskisin. Alışmışsındır düzene. Oh, tabii. Eskiyim bayağı. Kolay gelsin sana. Hayırlı olsun. Ha, Nazmiye Hanım. Ferit Bey'e not bırakmayın. Not? Ha, onlar. Onlar bilgilendirme amaçlı. Bilgilendirmeyin Nazmiye Hanım. Siz işinize bakın. Yemeğinizi yapın, çıkın. Hayda. Sonra Nazlı nasıl not yazmasın? Maşallah, her şeyi biliyorsunuz ama bunların dolaba konmayacağını bilmiyorsunuz. Ya ne yapıyorsun? Bütün plan boşa gider. Ne yapacağız böyle? Aynen öyle yapacağız ama yine saklan saklan saklan. Bu küçük şakacı bey, Ferit Bey'in yeğeni Bulut. Evde bir oyuncak kalmış da biz onu almaya geldik. Bu da Tarık abi. Memnun oldum Tarık abisi. Merhabalar, ben de memnun oldum. Ferit Bey'in ve şirketin özel işleri benden sorulur. Yani bazen arabayı kullanıyorum, bazen de asistanlık yapıyorum. Güvenlik görevlisi yeni aşçı geldi deyince bir uğrayalım biz de merhaba diyelim dedik. Ne güzel. Ben dozerimi almaya gelmiştim, salondadır. Etin yiyecek misin? Hayır. Oyuncağını istiyorsan gidip kendin almalısın. Hem zaten benim mutfak dışında yerlere girmem yasak. Çok saçma. Ya tuvalete gitmen gerekirse? Mantıklı ama. Neyse gel hadi oyuncağını alalım. Sonra da gideriz Bulut. Annen istediğin kadar kalabilirsin demişti. Hem ben de gelmişten birazcık oyun oynayacağım salonda. İstersen gel beraber oynayalım. Çok isterdim gerçekten. Ama gördüğün gibi mutfakta işim var. Ben de zaten tek başıma oynayacaktım. O zaman ben yarım saat sonra gelip alırım. Olur, sorun yok. Kolay gelsin. Sağ ol. Ortak, takıldın kaldın, yorum yapmayacak mısın? Bence bu yeni marina projesi için
Çok iyi hazırlanmışsınız ortak. Sen ne diyorsun Zeynep? Şehir dışında bir arazi. Sit alanı değil, tarım alanı değil. Yerleşim de yok üzerinde. Yani halkla ilişkiler müdürünüz olarak bence problem yok. Güzel o zaman. Ancak... senin ablan, senin de karın olarak söylüyorum ki ufak bir problemimiz var. Annem kahvaltı için tarih bekliyor. Vallahi Leman Hanım her gün beni bile arıyor ne zaman geliyorsunuz diye. Ya sen de mi Brutus ya? Sen de mi Brutus? Allah Allah. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu sefer olay çıkacak. Yani söyleyeyim. Zeynep haklı. Olay çıkar. Evet ortak. Zeynep haklı. Bir tarih versen. İyi bu pazar gidelim. Bu annemden. Hani bana? Ben kaçtım. Evet, hepimize geçmiş olsun. Şimdi. Ay ne bileyim Fatoş ya, İhtiyar'ın yeğeniymiş. Büyük dayı falandır herhalde. Meyve suyu istiyorum. Yani sevimli bir çocuk da biraz şımarık. Ya meyve suyu istiyorum dedim. İşim var, gelip kendin al. Ya of, hep senin yüzünden öldüm. Fatoş, ben şuna bir bakıp geleyim, tamam? Hadi öpüyorum, bay bay. Oo, gittikçe daha çok dağılıyordu. Acıktın mı? Hayır. Ya benim annem gelmeden eve dönmem lazım. Hani annenin haberi vardı? Sen benim başım belaya mı sokacaksın? Ya ne yapayım? Bilgisayarım bozuldu. Oyunum yarım kaldı. Ben de annemin tabletinden oynayayım dedim. Hem bak annemin haberi bile olmaz. Ben o gelmeden eve gitmiş olurum. Bak sen, senin için yalan mı söyleyeceğiz yani? Hiçbir şey söylememek, yalan söylemek olmuyor. Mantıklı. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Önce buraları güzelce topluyoruz. Bana yardım ediyorsun. Tamam. Bir daha asla yalan söylemeyeceğine söz veriyorsun. Söz veriyorum. Sonra bugünü unutuyoruz ve bu ikimizin sırrı olarak kalıyor. Anlaştık mı? Anlaştık, süper. Çak. Söz. Hadi Tarık abim gelir yarım saate. Nazlı. Ha. Senin salona girmen de ikimizin sırrı olsun mu? Olsun. Bir gelsen diyorum. Beni çekip alsan çıkmazlardan. Hiçbir şartım yok. Sadece tutsan kollarından ya. Yine çık yoluma. Makarna sosu buzdolabında. Yemeden önce eklersiniz. Dile benden sen ne istersen. Bir ömür varım ben yaşıyorum. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu? Uyar yine çık yoluma. Aldın aklımı ah. Dile benden sen ne istersen. Bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim. Şimdi girdim içeri. Tamam gelince. Aa, yok artık ya. Yine kaldırmış her şeyi. Bu tuzluğumu, biberliğimi, yağdanlığımı, kaşıklarımı. Ya sen mi çalışıyorsun mutfakta? Sen otur yemeğini ye bak. Önüne geliyor ne güzel yemek. Fatoş ben çözdüm. Bu adam bunamış. Bahçeye dikemediğim için saksıda kalacaklar. Toprağa kurudukça su verebilirsiniz. Bu ne? Börek sosuydu. Afiyet olsun. Ortalıkta boş kap bırakmayın. Etrafa not yapıştırmayın. Size yeni reçel yaptım. Bence sevdiğiniz organik markadan daha güzel benim reçellerim. Afiyet olsun. İyi pazarlar. Alışverişi gündelik yapın. Buzdolabı çok dağınık. Yoğurdu yeni mayaladım. Ağzını açmayın, yerini oynatmayın. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu? Bu evde rutubet yok. Tuzluğa pirinç koymayın ve not yapıştırmayın. İz bırakıyor.
Mutfakta yemek pişiyor. Tuzluktan nem çekiyor. Pirinç lazım. İstersen bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım ya. Yapışkan izi olmaz artık. Hayret bir şey ya. Adam deli, kadın ondan da deli. Vallahi Allah sana kolaylık versin bunlarla. Asiye Hanım'ı... Evet, işine son verildi. Şimdi yeni bir temizlikçi yerine yeni bir eleman ajansı bulmam gerek. Nazmiye Hanım, sizin temizlik işleri için bir tanıdığınız var mı? Ben. Ben. Pardon, anlayamadım. Ben yaparım diyorum. Ev zaten tertemiz. Ferit Bey de tek kişi. Bir saat erken gelip birer saatte geç çıktım mı tamamdır bu iş. Hem artık ben Ferit Bey'in kurallarına da hakimim. Şimdi temizlikçiye ayrı para, sigortası falan filan. Bana zam yaparsınız. Mantıklı. Tamam, deneyelim sizi. Yalnız Nazmiye Hanım, rica ediyorum öyle not yazmak gibi saçmalıklara girmeyin. Kolay gelsin. Sağ olun. Aferin Nazlı. Bugün evde yemek yemeyeceğim. Erken çıkabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok iyi adamdır. Evet, evet. Aganta burina burinata. Vay. Vay vay. Deniz. Hoş geldin lan. Ha? Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Neredesin abicim sen kaç gündür? Güney Amerika'daydım ya. 2 hafta falan oldu. Güney Amerika'daydım. 2 hafta oldu döneli. Ulan insan bir haber vermez mi? Tamam gittin, döndün. İnsan bir telefon açar. Ha, şirkete uğrar. Önemli işler var oğlum. Önemli işler var gündemde. Hiç mi merak etmiyorsun bunu? Abi ben ailenin sanatçı ruhlu evladıyım ya. Bilmiyor musun? Abi. Beste falan yapıyorum böyle evde tek başıma. Ortak senin bohem kardeşin ne yapacağız böyle? Bir dakika, bir dakika. Öyle senin kardeşin diyerek geçiştiremezsin. Çünkü babam ikimize emanet etti bu keratayı. Doğru söylüyorsun maalesef. Ne oldu? Ha. Gördü galiba yine birini. Geliyorum. Hadi git yakala. Ne haber? Tanıyor musun? Yok ama yakında tanışırız bence. Afiyet olsun. Çalış. Ay nasıl ki? Ay ne güzel tekneyle geldiler ya. Teknen adı Açiko, ne güzel. Benim teknem olsa var ya ben de Açiko koyardım. Aa, Açiko. Ne demek ki acaba? Ya Açiko... Fatoş, bir bakar mısın? Çok affedersiniz, ben kulak misafiri oldum da merak ettim. Açiko'nun gerçekten anlamı nedir? Açiko, Japonca 8 tane demek. Ama kelimeyi benim için özel kılan Japonya'da bir köpeğin adı olması. Tokyo'da yaşamış 1930'lu yıllarda. Sahibi üniversitede hocaymış. Hachiko da her sabah sahibini tren garına kadar bırakıp her akşam işten dönmesini beklermiş. Peki nasıl meşhur olmuş? Hachiko yine bir akşam sahibini karşılamak için tren garına gitmiş. Ama sahibi gelmemiş. O gün okulda kalp krizinden ölmüş. Ha. Yazık. Ama Hachiko vazgeçmemiş. Her akşam tren garına gidip sabaha kadar orada beklemiş. 10 yıl boyunca. Ta ki öldüğü güne kadar. Müthiş. Hayvanların onlara verdiğiniz ufacık bir emeğin karşılığını koskocaman bir sadakat olarak geri ödemeleri muazzam bir şey. Keşke onları korumak için daha fazla şey yapabilsek. Çok haklısın. Hayvanlar için çalışıyorsun galiba. Hayır. Ama elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Gittiğim bir barınak var. Hani elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum sık sık. İlla para olması gerekmiyor. Mama, battaniye. Hatta evde kullanmadığımız gazete ve dergiler bile o kadar çok işlerine yarıyor ki.
Ben de çok ilgilenmek isterim. Evde böyle bir sürü kağıt falan var atılacak. Ya başka türlü de ilgilenmek isterim. Sizin Barın'a birlikte gidelim mi? Numaranızı alabilir miyim? Bizim barınak olması şart değil. İhtiyacı olan bir sürü barınak var. İnternetten bilgilerine ulaşabilirsin. Beyefendi hiç internetle uğraştırmayalım bence Nazlı'cığım. Nazlı'nın bu konuda çevresi çok geniştir. Ben size söyleyeyim numarasını, yazın isterseniz. Hatta verin isterseniz ben yazayım, daha kolay olur. Nazlı diye kaydettim. Nazlı. Ben de Deniz. Barınak danışmanı olarak kaydediyorum. Tabii tabii. Olur. Biz işimize dönelim. Hadi Fatoş'cuğum. Hadi yine iyisin. Ya ne iyisi ya? Adam ya sapıksa ya manyaksa, nasıl verirsin sen benim numaramı? Ay ne olacak ya? Beraber köpek beslersiniz işte. Ay çok romantik. Geçen seneki yelkenli gerçekten çok güzeldi. İyi geçti. Pardon. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hop 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 hop. Tamam. Bir saniye beyefendi, hemen hallediyorum. Siz kıpırdamayın, ben halledeyim isterseniz. Efendim bu taraftan daha kolay, ben halledeceğim şimdi. Siz kolunuzu sabit tutun yeter. Bir saniye, bir saniye, tamam. Ama beyefendi kopartacaksınız. Ben halledeyim mi, müsaade ederseniz? Bir izin verirseniz, çekiştirmezseniz ben halledeceğim. Murat Bey kusura bakmayın. Bir saniye beyefendi. Tamam oldu. Ya ne yaptınız? Daldı hepsi. Beyefendi eğer siz acele etmeseydiniz ben onu çıkartacaktım. Hanımefendi sakin olun. Tamam, ben zararınız neyse tazmin etmek isterim. Öyle her zararı tazmin edemezsiniz beyefendi. Onun benim için manevi değeri vardı. Ayrıca yani yarı özel taşlardan yapılmış kişiye özel bir tasarımdı o. En az bir 50 lirası falan, hatta 100 lirası var. Buyurun. İstemez. Hiç gerek yoktu ama teşekkür ederiz. Fatoş ne yaptın sen ya? Benim derdim de senin derdin ne? O bilekliği sen bana doğum gününde yapmıştın. Kız ne olacak? Bir tane daha yaparım. Hatta 3 tane daha yaparım. Of Asuman of. Yine kredi kartının bütün limiti gitmiş. Hayır hiç düşünmüyor beni ya. Bu Nazlı neye yetişsin? Japonca kuruma mı yetişeyim ben? Kredi kartına mı yetişeyim, kiraya mı yetişeyim? Kiraya, kiraya. Nazlı bak bu ay kirayı ödemek zorundayız çünkü artık Bahtiyar amcadan kaçamıyoruz. Şu Japonca kursuna bir ara veriver ya. Hayatı attı han tohund. Valla sıkılmadın gitti. Kızım sen nasıl arkadaşsın ya? Bana hayallerinden vazgeç mi diyorsun? Arkadaşım sen 40 kere itiraz etsen de ben 40 kere aynı şeyi söyleyeceğim. Hayallerini gerçekleştirmek için zengin bir kocaya ihtiyacın var. 41. kez itiraz ediyorum. O kadar fiyakalı restoranlara girdin çıktın. Hani bir tane böyle zengin bir restoran sahibi. Böyle zengin bir şef. Ayarlayamadın gitti. Ay Fatoş çok meraklısıysan sen ayarla. Ay meraklısıyım evet. Yani ortam vardı da ben mi ayarlamadım Nazlı? Anca konfeksiyon atölyelerinde staj yaptım ben. Of. Hadi kalk yatalım Fatoş ya. Ayrıca hayallerimdeki restoranı açtıktan sonra ona da sıra gelecek. Tamam canım, hayallerindeki restoranı aç, ona bir şey demiyoruz. Sadece şu fakirlerle ilgili bir hayal kurma yani, o benim sinirim bozuyor biraz. Ne bakıyorsun ya? Ne bakıyorsun? Ne kıymetli malın varmış arkadaş. Üf, aman ya Nazlı bırak. Takarsın şimdi, çizilir mizilir. Ferit amcayla uğraş dur sonra. Aç kızım sen yine telefonunu. Bilmiyorum, ben seni kopardım attım.
Efendim Engin, ne oldu? Şimdi geldim eve Engin. Yani çok yorgunum. Size iyi eğlenceler. Ay aferin Nazlı, bardağı makineye koymamışsın. Sen kimsin? Ne işin var burada? Asıl sen kimsin? Bak, eğer hemen gidersen kimseye seni gördüğümü söylemem. Eğer Ferit Bey gelir de evine gizlice girdiğini, bir de duş falan aldığını görürse öldürür seni, yaşatmaz. Hadi git. Ferit Bey benim. Burası benim evim. Sen. Ferit Bey sizsiniz mi? Sen şu etkinlikteki garson kız değil misin? Ne dolap çeviriyorsun sen? Siz... Hatırladım, evet. Ferit Bey, ben tam çıkacaktım. Geç kaldım, dalmışım. İyi de evimde ne işin var senin? Aşçınızım Nazlı. Nazmiye Hanım'a ne oldu? Öldü. Nazmiye benim babaannem. O rahmetli olunca adını bana vermişler. Devlet daireleri, bir de İkbal Hanım bana Nazmiye diyor, sağ olsun. Ama siz Nazlı diyebilirsiniz. Daha kolay hem. Yemekleri sen mi yapıyorsun? Evet. Notları da sen yazıyorsun. Evet, ama onlar bilgilendirme amaçlıydı. Ferit Bey, çok özür dilerim. Ya benim çoktan çıkmış olmam gerekiyor. Çünkü İkbal Hanım beni sürekli uyarıyor. Ferit Bey gelmeden o evden çık diye. Ben normalde çıkarım ama telefonumun saati benim böyle ikide bir kendini sıfırlıyor.
Bugün de sıfırlamış herhalde. Ben de yemek temizlik kontrol etmeyi unutmuşum. Temizlik? Onu da ben yapıyorum. Ferit Bey, ben farkındayım. Hiç hoş bir an olmadı bu. Tabii kesinlikle benim hatam. İkbal Hanım'la konuşurum. Gerekirse yeni aşçı gelene kadar kalırım. İşin uzarsa İkbal Hanım'a haber vermen yeterli. Eve döndüğümde içeride biri olduğunu bileyim. Ayrıca bir daha sarmaya kuş üzümü koyma. Sevmem. Tamam. Ben geldim. Fark ettim. Hoş geldin. Merhaba. Aa, Zeynep Hanım'la Demir Bey bu akşam bir düğüne katılacaklarmış da. İşte Bulut da dayısıyla vakit geçirmek istedi. Ben aslında sizden bir şey rica edeceğim. Akşam Ferit Bey gelene kadar evde Bulut'la vakit geçirseniz olur mu? Yani işiniz yoksa tabii, işiniz varsa ben de şey yapabilirim. Tamam, ben hallederim. Sorun yok. Süper. Kolay gelsin. Görüşürüz. Bulut. Hadi oyun oynayalım. Tablet oynayacağım ben. Tablet oyun sayılmaz. Gerçek bir oyundan bahsediyorum. Hadi. Aa. Sen kaşındın Bulut. Sen gelirsin günün. Keşke seni tabletle bıraksaydım ben. Çocuk değil, canavarsın. Dayım da bana sevimli canavar diyor. Vallahi dayının evi şu halini gördükten sonra sana sevimli canavar diyeceğini hiç sanmıyorum. Hadi sana başka bir oyun bulalım. Tabii önce buraları toparlayalım. Bahçeye ev yapalım mı? Ev mi? Hı, çadır ev yani. Tamam, yapalım. Ama önce buraları toparlayalım. Bir de bu bizim küçük sırrımız oluyor, anlaştık mı? Anlaştık. Çak. Hadi bakalım iş başına. Vay be, çok güzel oldu. Vallahi ben de bu kadar iyisini yapabileceğimi düşünmüyordum. Kızılderilik oynayalım mı? Bak şimdi ben bir kızılderili olacağım. Sen böyle şapkalı mapkalı bir tane kovboy olup beni yakalamaya çalışacaksın. Bulutcuğum, ben kovboyculukta pek iyi değilim. Ama istersen seninle kurabiye yapabiliriz. Hem de Japon kurabiyesi. Japon kurabiyesi mi? Ay, hadi yapalım. Ama ondan sonra gelip tekrardan oynuyoruz, tamam mı? Peki, peki, peki. Bakalım yakışıklı yeğenim benim. Oh, dayısının bir tanesi yakışıklı yeğenim. Ne yapıyorsun? Yanımdayım benim. Biliyor musun, biz bugün Nazlı ile çok eğlendik. Öyle mi? Ver bakayım ellerini sen. Ama ellerin çok pis senin. Ha? Koş yukarıda öyle gel. Hadi bakalım. Tamam. Hadi. Nazmiye Hanım. Biz Bulut'la oynarken biraz dağıttık ama hemen toparlıyorum. O çocuk dağıtabilir. Ama sizin işiniz bu evi düzenli ve temiz tutmak. Size eve döndüğümde evi düzenli görmek istediğim söylenmedi mi? Söylendi. Bunun nesini anlamadınız? Anladım Ferit Bey. Kusura bakmayın.
kızı. Sen üzüldün mü? Azıcık. Dayım bazen sinirli olabilir. Ama aslında çok iyi biridir, biliyor musun? İstersen sen onu nasıl güldürebileceğini öğretebilirim. Canım. Bulutcuğum, sana bahçede bir sürprizim var. Sürpriz mi ne? Sen geç, geliyorum hemen. Nazmi Hanım. Bulut bu gece misafirimiz. Yemek servisine kalabilir misiniz? Lütfen. Olur, kalırım. Merak etmeyin, fazla mesainiz ödenecek. Gerek yok Ferit Bey. Sen Bulut'a dua et, sinir. Yan yanayız, hazır mısın? Evet. Bas. Yani çok rüzgar var. Bulut, hep önüme kırıyorsun. Gerçekten işin gücün sahtekarlık. Yine önüme kırdın ve gidiyorsun. Ama ne yapayım, sen çok hızlı gidiyorsun. Bak dümdüz gidiyoruz, bas. Değiştirebilir miyiz? İyi al, tamam. Biraz geriye de alıyorum, tamam mı? Avans veriyorum sana. Ama ben bineyim, bekle beni. Allah Allah ya, yine niye çarpıyorsun bana sürekli? Ya çarpmadın, sen kendi kendine yapıyorsun. Çok güzel kokuyor değil mi dayı? Evet, ayrıca gayet güzel görünüyor. Salata da hazır. Nazmiye Hanım. Bu ne? Çökelek salatası. Dolapta biraz çökelek kalmıştı. Ben de hemen salataya koyuverdim. Roka salatası istediğimi yazmıştım. Menünün değişmesinden hoşlanmadım. Söylenmiş olmalı. Ben seversiniz diye düşündüm. Sebep? Çünkü... Ben istedim. Çünkü ben istedim. Sen istedin. Çökelek salatası. Nazlı abla da yaparım tabii Deniz. Madem sen istemişsin, tamam. O zaman afiyet olsun. Sen bizimle oturmayacak mısın? Hayır Bulutçuğum, ben mutfağı toparlayıp çıkacağım. Ne olur kal ya, lütfen. Siz de lütfen bizimle oturun. Tamam, tabak çatı alıp geliyorum o zaman. Şimdi beni kandırdığını falan sanma. Çökeleğin ne olduğunu bilmiyorsun bile. Hiç de bile, çökelek yani peynir. Hem dayıcığım, ben artık büyüdüm, her şeyi yiyebilirim. Çökelek salatasını hayatında ilk kez duyduğuna eminim ben. Yemezler küçük bey. Bal gibi de yerler, bak yedim işte. Nazlı abla, sen anneni özlemiyor musun? Çok özlüyorum. Onlar da beni. Ama benim istediğim okul öyle her yerde yok Bulut. O yüzden ayrı kalmak zorundayız. Dayı, Nazlı abla yemek yapma okuluna gidiyormuş. Ama zaten çok güzel yemek yapıyor. Ya bence okula gitmese de olur. Teşekkür ederim Bulut. Ama benim istediğim işi yapmak için öyle sadece güzel yemek yapmak yetmez. Profesyonel çalışmak başka bir şey. Size afiyet olsun. Ben artık kalkayım. Mutfağı toparlar çıkarım. Ya ne olur biraz daha kalsaydın ya. Bulut, yapacak işleri vardır bir dahaki sefer geldiğinde. İşim var mı? Yoktur bence ya. İşim yok ama. Bak iş yokmuş işte. Hadi ne olur birazcık daha kal. Film izleyelim mi? Olur, izleriz. Nazlı ile ben seçeriz filmi zaten. Yazlık sinemada olsun. Yazlık sinema nerede?
Bir şey mi oldu Buzucuğum? Tuvalete gideceğim. Hayır, tek başıma gidebilirim. Büyüdüm artık ben, bebek değilim. Haklısın. Ben yokken Nazlı'yı üzme. Çok sevimli bir çocuk. Annesi çok şanslı. Evet öyle, yaşından olgun. Benden daha çok şey bildiğine eminim. Bana çekmiş, ben de küçükken böyleymişim. Sizin bir zamanlar çocuk olduğunuza inanmak çok zor. Annem de öyle söylüyor. Hatırlamakta zorluk çekiyormuş çocukken nasıl olduğumu. Ben tam çocuk gibi çocuktum. Böyle ağaç tepelerinden inmezdim. Dizlerim hiç yarısız kalmadı. Yemek yapmaya nereden merak sardın? Annem. Annem çok güzel yemek yapardı. Onu izlemek bile keyifliydi. Mutfakta yanından ayrılmazdım tabii. Birlikte hamur açardık. Sonra arkası geldi. Hobim oldu. Meslek olarak seçmek daha ileri bir adım ama. Aslında öyle değil. Yani insan sevdiği işi yaptığı zaman o artık iş olmaktan çıkıp keyif haline geliyor. Yani benim için öyle. Bir de üzerine para kazanıyorum. Daha ne olsun? İşle hobiyi karıştırmamak gerekir bence. Sonra da o kutudaki oyunlardan oynayalım mı? Tatlım ben bence bayağı oturdum zaten. Mutfağı toparlayıp çıkayım artık. İyi geceler. Tarık birazdan gelir. Bulut'u bırakırken siz de bıraksın evinize. Hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Görüşürüz Bulut. Görüşürüz Nazlı. Hadi koş topla eşyalarını. Hadi, hadi. Küçük maymun. Anlat bakalım, ne yaptınız bu kadar saat? Fatoş, anlattım ya. İşte patronun yeğeni geldi. Çocuğa muzlusuz kurabiye falan yaptım. Bayıldı. Bir de o kadar sevindi ki. Böyle kıvır kıvır saçlar, poğaça poğaça yanaklar. Gitme kal falan dedi bana. O yüzden oyalandım biraz. Vakit nasıl geçti anlamadım. Değiştirme lafı için Nazlı. Bu kadar saat kurabiye yapmadınız herhalde. Başka ne yaptınız? Film izledik. Film mi? Çizgi film Fatoş. Aa. O kazma patron da çocukla beraber çizgi film mi izledi? Çocuğa karşı hiç öyle değil biliyor musun? İnanılmaz seveceğim. Böyle o kadar sahipleniyor ki çocuğu. Bayağı şaşırdım. Bakıyorum artık gıcık olmuyoruz Nazlı. Hatta inceden bir hoşlanıyor muyuz? Neyiz? Fatoş. Kurma kafanda öyle şeyler. Yani adam çocuğa karşı iyiydi. Allah bozmasın. Ben anlarım Nazlı. Beni kandıramazsın. Gitme kal diyen çocuk değil de adam olsaydı ya. Fatoş sen iyice delirdin. Ben çay koyayım. Niye meyve getirdin ki? Ben çay istemiştim. Hadi kaç kaç sen. Aman ne ilginç. Bayatlayabilecek yiyecekleri etrafta bırakmayın demişti. Sensin bayat. Elime sağlık. Evimi aynen eski haline getirin. Aynen. Ya sen iş gücü sahibi adamsın. Niye böyle şeylerle uğraşıyorsun? Şimdi eski haline döndü. Ortak. Duyduğuma göre evdeki yemekler 5 yıldızlı restoranlara fark atıyormuş. Çocuktan alabeli.
Çökelekli salata yedirmiş oğlum. Çökelekli salata diyorum. Helal olsun be, helal. Ayrıca Bulut da sevmiş kızı ha. Oradaki işin başından aşkım gerçekten. Yarın Nakatani geliyor zaten. Görüşeceğimiz o kadar çok konu var. Ya Japon seni seviyor oğlum. Hem görmüyor musun? Şirketler sıraya girmiş, teklif üzerine teklif yağdırıyorlar. Adam ne yapıyor? Bizi tercih ediyor. O beni sevdiği için değil, bizimle dürüst, karlı, hiçbir risk olmadan iş yaptığı için çalışmaya devam ediyor. Evet, onu biliyorum. Nakatani ortaklığında problem yok zaten. Problem, yani hayatındaki problem evdeki çalışanlarla. Neyse, sürekli çalışacak bir aşçı buldun ya, sevindim. Sürekli kalması, sürekli düzgün iş yapmasına bağlı. Hmm. Şimdi yeğenimle iyi vakit geçirdi diye evin kurallarını ihmal edersen olacak? Kızın işi zor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Bana bak, yemekler güzel ha. Yemekler güzel. Yemekler güzel oğlum, güzel. İnanamıyorum sana Asuman. Ay abla aşk olsun sana ya. Ben buraya geldim diye sevincene böyle cin çarpmış gibi bakıyorsun suratıma. Ya ne var geldiysen ne olmuş? Kızım burası senin öyle geçerken çat kapı ben geldim diyebileceğin bir yer mi? İyice bak Asuman. İş yeri burası. Ayrıca o kadar gelmek istiyorsan niye sabah benimle gelmedin? Sonradan karar verdim gelmeye. Hem ben sanki sana desem ki ablacığım ben bugün geliyorum sen de bana çok izin verirdin değil mi? Asuman delirtme beni. Ay tamam. Tamam. Gideceğim birazdan. Gelmem bir daha da. Ama bir bakalım biz bu Ferit Bey kimmiş? Nerede yaşıyormuş? Kızım otursana şurada. Vay! Bizim Ferit Bey'in plak merakı var demek. Asuman sakın dokunma onlara. Sakın. Yemedik Ferit Bey'ini de evini de. Efendim Fatoş. Bil bakalım Engin kimin arkadaşıymış. Engin kim Fatoş? Ferit Bey'in yatak odası da burasıymış demek. Manzaraya bak be. Ay Fatoş gerçekten uğraşamayacağım şimdi. Ya Nazlı lütfen anlatmazsam çatlarım iki dakika dinle. Aman işte ben de öyle olunca Engin aramaya tırstım yani. Ne bileyim Engin ben, Ferit sen falan derken iyice hatları karıştırmayalım. Merak etme canım. Hatlar falan karışmaz. Sen rahat rahat takılırsın Engin'inle. Ben çıkıyorum aranızdan zaten. Ferit Bey bugün nasılsa kesin kovacak beni. Sen sonra ararım. Şuna bakayım kim bilir yine ne hatlar karıştırıyor. Ne yapıyorsun sen burada? Tuvalete geldim. Tuvalete gelmek de mi yasak? Kızım insan bir sorar. Adam zaten pimpirikti. Uğraştırma beni. Aşağıdaki tuvaleti bulamadım. Ben de yukarı çıkayım dedim. İşine gelmemiştir ablacığım. İşine gelse bulurdun sen. Suç işledik sanki. Yürü. Abla şey akşam ben birazcık geç geleceğim. Bizim Necla'yı biliyorsun, onun doğum günü var da Blend Out'ta. Oraya gideceğim ama anahtarım da var. Benim sen hiç merak etme, tamam? Asuman, öldürüyor beni senin bu geçişlerin ablacığım. Şişt, oğlum benim, canım benim, canım. Bir tanedir o. Değil. Şey, sen bu akşam için bana böyle biraz karşılık versen, ben Necla'ya böyle küçük tatlı bir hediye alsan. Niye geldiğin belli oldu Asuman. Ah Asuman, ah. Aslan ablam benim. Bak, sana söz veriyorum. Bir şekilde o plağı sana bulacağım, tamam mı? Nasıl bilmiyorum ama bir şekilde bulacağım. Vallahi çok sevinirim. Beyler,
Ben bu akşam Blendout'tayım. Takılmak isteyen var mı benimle? Dur bir dakika. Blendout mu? Blendout da neresi? Bana bakın. Her gün yeni bir yer mi açılıyor yoksa bana mı öyle geliyor? İşte zengin erkek avcısı kadınların takıldığı gereksiz bir mekan. Ne işin var oğlum orada senin? Hikayedeki zengin erkek benim zaten Ferit. Kızlar beni avlasın diye gidiyor. Şaka. Ankara'dan iki tane yatırımcı gelecekmiş. Orada görüşmek istediler. Bence orada takılan yatırımcıdan hayır falan gelmez. Vaktini boş harcıyorsun. Ya ben aslında mekanı merak ediyorum Ferit. Öyle bir 10 dakika takılıp içkimi içip hesabı da kilitleyip kaçacağım abi. Efendim? Tamam İkbal Hanım, teşekkürler. Nerede buluşuyoruz? Neresi oldu yeni mekan? Yuh! Ya insan bir emeğe saygı duyuyor ya. Arkadaşım, emeğe saygı biraz ya. O kadar emek verildi bu kurabiyelere. Nazmi Hanım. Ferit Bey, evde ne işiniz var? Burası benim evim. Evet. Ama benim evde olacağınızdan haberim yoktu. Kendi evimde oturmak için kimseye haber vermek zorunda değilim. Evet, değilsiniz. Bunları çöpe atmışsınız. Annem nimet çöpe atılmaz der. Eğer yemeyecekseniz söyleyin bana. Ben kuşlara falan veririm bahçede. Benim bahçemde vermediğiniz sürece ne yaparsanız yapın. Senin bahçene kuş mu gelir be? Soğuk ne mahalle? Ayrıca... Bugün evde çalışacağım. Akşamüstü çıkacağım. Evde yemek yemeyeceğim. O yüzden yemek hazırlamanıza gerek yok. Tamam, ben o zaman ortalığı toplarım. Evde çalışırken ortalıkta hareket olmasından hiç hoşlanmam. O yüzden ne yapacaksınız yarın yaparsınız. Çıkabilirsiniz, izin veriyorum. Teşekkür ederim. İnsan önceden haber verir. O kadar yolu boşuna gelmezdik. Şefim, kurabiyeler harika. Şu minnak kurabiyelerimi kıyıp çöpe atmış, düşünebiliyor musun? Sadrazam Hazretleri'nin torunu çünkü. Ay Fatoş, ben gerim geriliyorum ya. Dün akşam Asuman, bugün Ferit Bey. Halbuki o gece ne güzeldi değil mi küçük bulutla? Ferit'le de böyle ufak ufak yakınlaşmalar falan. Fatoş, canım zaten davul gibiyim, germe beni. Aman canım, sen de her şey gerilme o zaman. Allah Allah. Bak ne yapalım biliyor musun? Biz seninle çıkalım çimlere. Şöyle toprağa bir ayağını bas, bütün negatifini şöyle bir boşalt. Ben negatif enerjimi nasıl boşaltacağımı biliyorum. Türk-Japon Dostluk Derneği'nin daveti var. Ona gideceğim. Söz de vermiştim zaten, çıkar aradı. Ne zaman? Bu akşam. Gelin biraz pratik yaparsınız dediler. Tamam o zaman, seni ben giydiriyorum. Hayır canım, teşekkür ederim. Ben senin beni nasıl giydirebileceğini dün akşam gördüm. Adımız çıkıyordu mahallede. Ya onunla bu bir mi? Allah Allah. Onun konsepti başkaydı, bunun konsepti başka. O konseptine göre giydirdik herhalde. Ayrıca sana bitirme tezimi giydireceğim. Zaten senin üstüne dikmiştim biliyorsun. Onu giyeceksin, davete bir gireceksin. Japonlar böyle vaysan diye kalacaklar. Yok canım, teşekkür ederim. Bana hiç güven vermedin. Ben giydiriyorum, bitmiştir. Ferit, bu Mr. Nakatani ile gireceğimiz yerin tarihi neydi? Önümüzdeki ayın 7'si. Bizi Japon-Türk Kardeşliği Derneği'nin gecesine davet etmiş ha? Evet, sponsor olmuş geceye. İyi, orada da eşlik ederiz kendisine, sıkıntı yok. Ben gitmeyeyim diyecektim ama doğrudan kendisi arayıp davet etti. Adam Türkçeyi çözdü oğlum sayende. Bırakır mı seni, hiç bayılıyor muhabbetine. Dün akşam nasıldı? Adamlar okey. Paraları var. Yatırım yapacaklar. O mekan neydi ya öyle? Hakikaten söylediğin gibi yani. Ne kadar zengin adam avcısı kadın varsa hepsi oradaydı. Asla gitmemen gereken bir yer. Allah'tan gitmemem gereken yerlere gitmekten beni kurtaran bir dostum var. Ama bu akşamki etkinliğe ikimizin de katılması gerekiyor. O yüzden hadi git de hazırlan. It's a great organization, Mr. Nakatani. I really appreciate it. Our organization has organized it. Ferit Bey, Engin Bey, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Davetiniz için biz teşekkür ederiz Bay Nakatani. Türkçem çok kötü. Özür dilerim. Sizin Türkçeniz benim Japoncamdan çok çok daha iyi. Hoş geldiniz hanımefendi.
hanımefendi, içecek bir şeyler alır mıydınız? Alkolsüz ne var? Peki, böyle meyve suyu var. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne işin var burada? Kusura bakmayın Ferit Bey. Mesai saatleri dışında ne yaptığımı patronuma rapor etmiyorum. Ben sadece ne işin olduğunu merak ettim. Japon kültürüne meraklısın. Meraklıyım tabii. Benim çok çeşitli ilgi alanlarım var. Hayatımın sadece sizin mutfağınızdan ibaret olduğunu düşünmüyorsunuz umarım. İyi eğlenceler Nazmi. İyi eğlenceler Ferit Bey. Her yer senin tapulu malın çünkü. Buraya da karış. Nedir? Ferit gelmiş. Her zamanki gibi ortağı Nakatani'nin yanında. Engin var bir de. Pusula Holding'den başka kimse yok. Nakatani devşiyle gelmiş. Kadın Japonca'dan başka bir dil bilmiyor. Girelim. Mr. Nakatani. Konnichiwa. Konnichiwa. Hanımefendi. Efendim eşim Demet. Mr. Nakatani. Konnichiwa. 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 Bay Nagatani, böyle güzel davetler olmasa inanın sizi göremeyeceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum, İstanbul'u her ziyaretinizde ortağınız Ferit Bey sizi misafir ediyor, üzülüyoruz. Ne söyleyeceksen çabuk söyle Hakan. Ferit Aslan, gerçekten genç, başarılı, yetenekli bir iş adamı. Aa, konut işinde de gayet iyi. Ama siz de takdir edersiniz ki biz de marina işinde gayet iyiyiz. Ferit şirketini yeni bir maceraya sürüklüyor. Umarım üstesinden gelir. Hakan, bu iyi hazırlanılmamış konuşmanı daha ne kadar dinleyeceğiz? Mr. Nagatani, size şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki iş ortaklarınızı yanlış seçtiğinizi düşünüyorum. Başka alternatifleri de değerlendirmeniz gerek. Ferit Santo'a, nagane kizukiagete kita kanke ga arimasu. Monshake arimasen ga. 今のお話だけでその関係が崩れることはありません。今日はお越しいただいて本当にありがとうございました。Ferit Bey'le uzun yıllardır sürdürdüğümüz bir iş ortaklığımız var. Ayaküstü kurulmayan bu iş ortaklığı ayaküstü bir sohbeti de bitecek değil tabii ki. Size davetimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hanımefendi. Görüşürüz. Ne yaptınız? Çok affedersiniz. Hanımefendi, bu nasıl bir dikkatsizlik? Bu beyefendinin kim olduğunu biliyor musunuz? İstemeden oldu, çok özür dilerim. Özür dilemeniz sebep olduğunuz faciayı düzeltmeye yetmiyor hanımefendi. Mr. Nakatani. Mr. Nakatani İstanbul'da benim misafirim ve hanımefendi de benimle birlikte. Öyle mi Ferit Bey? Çok özür diliyorum. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Bir de sizin misafirlerinizmiş. Ben ne söylesem de durumu toparlasam... Hiç söylemene gerek yok. Rica ediyorum partinin sonuna kadar başka rezillik yapma. Bak eğer istersen şoförle seni eve bıraktırabilirim. Gerek yok. Ben kendim geldim. Kendim gidebilirim. Tamam, sen bilirsin. Mümkünse daha fazla içme, olur mu? İyi de ben hiç... İyi eğlenceler Nazmi. Sensin Nazmi ya. Hanımefendi, buyurun. Bunlar alkolsüz. Hangisi alkollü? Bu ev o. Dur. Tamam. Teşekkür ederim. Ya Ferit, şu konuştuğun kız kim? Nazmiye Hanım, evdeki aşçı. Evdeki aşçı mı?
Ne oldu Engin? Önemli bir şey yok. Engin, ne oldu? Ya şu dün gece gittiğim mekan var ya, zengin abisi kızlarla iş adamlarının buluştuğu. Oradaydı. Öyle seksi elbiseler giymiş adamlarla takılıyordu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Moshivake gozaimasen. Honto ni moshivake gozaimasen. Daijoubu desu yo. Arigato gozaimasu. Siz Japonca konuşabiliyorsunuz. Çok iyi konuşamıyorum aslında. Ama kültürünüzü çok seviyorum, çok merak ediyorum. O yüzden de derslere gidiyorum. Çok güzel. Lütfen bize katılın. Gerçekten mi? Buyurun. Nonakani usagi ga imasu. Orası bak. Aferin bana. Aa, Ferit Bey de gelmiş. Ben Bay ve Bayan Nakatani'ye moç yapan tavşanların hikayesini bildiğimden bahsediyordum. Anlıyorum. Because my wife doesn't know any languages except Japanese, she's bored. I appreciate you bring Miss Nazlı here. I'm glad Mrs. Nakatani is happy. 本当にありがとうございます. そうだ、今度日本に桜の季節にお二人で遊びに来てもらいましょうよ。Geliriz tabii. Bayan Nakatani bizi sakura mevsiminde Japonya'ya çağırıyor. Siz ve beni ayrı ayrı. Kültürünüz ve çok yakında ilgilenen genç bir bayan ile tanışmak çok güzel. 本当にあなたは綺麗だし、いつご結婚なさるの？Ne diyor? Benim çok akıllı olduğumdan bahsediyor. Ve? Yok, o kadar. Eşim soruyor. Ne zaman siz bu güzel hanımının parmağına takacaksınız yüzük? Güzel hanımıyla dans edecek misiniz? Eğer dans etmezsek Bayan Nakatani büyük hayal kırıklığına uğrar. Bayan Nakatani'yi hayal kırıklığına uğratmayı asla istemeyiz. İçkiye bu kadar dayanıklı olman şaşırtıcı. Gerçi niye şaşırıyorum ki? Alışkın olman normal. Normal mi? Ben içkiye alışkın falan değilim. Ben sinirden içtim bütün gece. Yani Bayan Nakatani'nin üzerine... Hep bu kadar çok konuşmak zorunda mısın? Hayır. Sadece açıklama yapmak zorunda bırakılınca. Demet aşkım. Bu Ferit'in beraber dans ettiği kız. Kim bu kız ya? Sevgilisi falan mı? Ben bunu tanımıyorum. Demet Hanım. Ay ne bileyim Hakan. Ayrıca da bizi ilgilendirmez bence. Enerjim düştü. Arabayı çağırır mısın? Eve gitmek istiyorum. Dans et bakalım Ferit Aslan, dans et. Ben sonra seninle dans edeceğim. Mehmet Bey, görüşürüz. Görüşürüz. Güzel kokuyorsun. Yasemin.
Bay Nakatani, çıkalım mı artık? Eşim ve ben, biz bahçenizde kahve içmeyi özerdik. Şahane fikir Bay Nakatani. Ben de bayılıyorum o evin manzarasına. Anlatma, şu ni kurarımasın ya ne? Nazır Hanım da gelecek kahve içmeye, değil mi? Evet, elbette. Nereye geliyorum ben? Bak bugün beni çağırmadı, ne oldu? Her şey eğri büğrü kalmış. Bu var ya bu, düzen hastası. İstiyor ki böyle her şey yerli yerinde dursun. Bay Nakatani, jest için çok teşekkürler. Kahveden önce birer sake içer miyiz hep beraber? Olur tabii ki. Bardağın var mı? Olmaz olur mu? Yardım etmek ister misin? Dikkat et. Ay çok güzelmiş bunlar. Ben hiç görmemiştim bunları daha önce. Tabii dolapları karıştırmadığım için. Kampay. Kampay. でも今回はあなたに会えて本当に嬉しかったわ。また次回もぜひお会いできるのを楽しみにしていますね。 Eşim sonraki sefere daha uzun vakit geçirmeye umuyor Nazım Hanım'la. Tabii, neden olmasın? Ben kahve yapayım değil mi? Kahve güzel olur. Artık geç oldu. Biz kalkarız. Kahve borcunuz olsun. Peki madem, nasıl isterseniz. Kahve başka sefer olsun. Şoför sizi bekliyor, otele bırakacak. Teşekkür ederim. Buyurun. Yine bekleriz. Teşekkürler. Bay Nakatani, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Feritli Bey. Kendinize iyi bakın. Sağ ol. Yine bekleriz. Japonya'da da inşallah. Bekleriz. İyi akşamlar. Ben çantamı alıp gidiyorum. Sake içip ölen sekiz başlı yılan hikayesi bayağı iyiymiş. Kıssadan hisse. Sake içersen ölürsün. Seninki fazla kıssadan hisse oldu. Oysa hikaye bizi şöyle uyarıyor. Duyguların esiri olma, mantığınla hareket et. Ferit aslan gibi yani. Her şey mantık çerçevesinde. Her şey kuralı kuralına ve çok sıkıcı. Evet. Peki sen duygularınla mı mantığınla mı hareket edersin? Tabii ki mantığımla. Yani mesela ben öğrenci halimle hem okuyorum hem çalışıyorum. Ayrıca bunları yaparken gezmemden ve tozmamdan da asla ödün vermiyorum. Sen beni böyle ufak tefek gördüğünde saf mı sandın Ferit Bey? Yok canım, asla. Saf olmadın belli. Ay bu gece çok güzel. Bence de çok güzel. Hava da güzel. Yasemin kokuyor. Ben kalkıyorum, kalkıyorum. Gitme. Burada kal bu gece. Nazlı, niye bu kadar şaşırdın? Epeydir uğraşıyordun, başardın sonunda. Burada beraberiz işte. Pardon?
Hadi ama uzatma artık. Önce aşçı olarak işe girdim. Sonra katıldığım davetlerde sürekli karşıma çıktım. Nihayet gece evime geldim. Tamam işte, istediğin oldu. Hadi içeri girelim. Nazlı. Asuman çıktı. Demedim dün gece eve gelmedi diye. Erkenden okula git dedim. Seminer memler salladım işte bir şeyler. Ya söylesene sen neredeydin bütün gece? En son Ferit de burada diye mesaj attın. Ondan sonrası Japonlarla beraber çıkıyoruz dedi. Sonrası yok. Ne? Neredesin? Ferit'teyim. Ya çok içmedim diyorum. İçmedim. Herhalde Fatoş gitti, kafa yok. Ne ara soyundun, nasıl soyundun? Bak baştan düşün, iyi düşün. Düşünüyorum. Davetteydik yani davet. Güzeldi, dans falan ettik, ortam, müzik falan vardı. Japonlarla eve geldik. Kahve yapacaktım ben onlara. Tamam. Kahveden sonrası yok. Yok Fatoş, sanki beynimden aldılar, çıkarıp aldılar her şeyi. Fatoş galiba en son... Ferit Bey beni böyle kucağında aldı. Yatağı bıraktı Fatoş. Ne? Fatoş yoksa biz. Allah Allah. Kızım hatırlamıyor musun bir şey? Hayır, ne dedi, ne konuştunuz? Aşık mı oluyorum sana dedi, başımı döndürüyorsun dedi, vuruldun mu dedi. Ne dedi ya, gözlerimi senden alamıyorum mu dedi, ne dedi? Fatoş delirtme beni, delirtme, hatırlamıyorum. Yok diyorum sana, konuşmalar yok. Yatak falan var işte. Ay gözleriniz konuşmuş sizin Nazlı. Bak işte dolunayın etkisi. Senin burcun da yazıyordu zaten. Fatoş. Kafana dolunay düşsün. Kafana burçlar düşsün Fatoş. Ben sana diyorum ki kafa gitti. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah bilir neler yaptık. Ay konuşmaları geçtim. Sen olanları da hatırlamıyorsun. Fatoş. Fatoş biz ne yaptık? Tamam. Sakin ol şimdi. Tamam mı? Nerede o? Bilmiyorum. Ya bekle Fatoş. Ya bakıyorum. Evet. Dosyaları hukuk bürosuna göndermemiz gerekiyor. Burada çıkmamış. Tamam, şimdi sakin oluyorsun. Hemen toparlanıyorsun, yanına iniyorsun. Gayet doğal davranıyorsun. Doğal falan davranamam Fatoş ben. Davranamam. Bana ne? O gitsin, sonra inerim ben aşağı. Ya adamın yanına git de dün gece ne olmuş öğrenelim işte Nazlı. Haklısın. Gidiyorum. İn. Öyle şapır şapır inme, nazik nazik bas. İndim. Tamam şimdi yanına git, gülümse. Sanki dün gece hiçbir şey olmamış gibi davran, tamam mı? Öyle hemen üzerine gidip korkutma adamı. Üzerine gitme, korkutma. Mutfakta. Güzel bir geceydi.
Yani başta rahatsız oldum ama Nazlı ile karşılaşmamız da iyi oldu. Beklediğimden güzel geçti yani. Gelince detayları anlatırım. Fatoş, arkadaşına dün geceyi anlatıyor. Detaylarını anlatacağım diyor. Tabii kızım, ne sanıyorsun? Erkekler de konuşuyor böyle şeyleri arkadaşlarıyla. Sadece kızlar mı konuşuyor zannediyorsun? Benim de acil dün geceyi hatırlamam lazım. Tamam canım, ne yaşandısı yaşandı yani, artık onu düşünme. Şimdi gidiyorsun, tamam mı? Hafifçe şöyle kafaya yaslan. Böyle sabah mahmuru gibi böyle yap. Ondan sonrasında esne. Ama öyle ağzını gergedan gibi açma. Kibar kibar esne. Ondan sonrasında da gayet böyle özgüvenli bir şekilde gülümseyerek günaydın de. Eğer dün geceyle ilgili bir şeyler sorarsa ya da söylerse de orta yollu cevap ver. Tamam mı? Hoş bir geceydi de geç. Fatoş, sen delirdin mi? Ben bu dediklerin hakkında tutamam. Tutsam da yapamam. Tamam, olduğu kadarını yap işte. Odun gibi durma, rahat ol. Kapatıyorum şimdi. Sonrasında arayıp rapor ver bana. Hadi. Nazlı. Dün gece olanları hatırlıyorsun herhalde değil mi? İkimiz yani orada birlikteyken... Utandırmayın beni. Yok Nazlı, bunda utanacak bir şey yok. Yani bütün bunları nerede ne zaman öğrendim bilmiyorum ama... gerek benimle gerek Bay Nakatani ile... Bay Nakatani ile de mi? Nazlı, sen neden bahsediyorsun, ben anlamıyorum. Ay asıl ben sizi anlamıyorum. Az önce arkadaşınızla konuşurken biz de şey... Nazlı, bir saniye. Biz dün gece birlikte olmadık. Olmadık mı? Ama siz dün gece beni kucağınızda... Evet, seni kucağımda yatağa götürdüm ama kendim salonda yattım. Peki seni neden taşıdım? Neden? Midem. Banyoda kusuyordum. Neden kusuyordum? Sinirlenmiştim. Sinirlenince midem bulandı. Biz tartıştık. Hadi ama uzatma artık. Önce aşçı olarak işe girdin. Sonra katıldığım davetlerde sürekli karşıma çıktın. Nihayet gece evime geldin. Tamam işte, istediğin oldu. Hadi içeri girelim. Evlenme teklifimi bekliyordum, bilmiyorum ama. Ne zannediyorsun kendini sen be? Sahipsiz mi sandın sen beni? Çağırırım memleketten annemi, babamı, yedi sülalemi görürsün. Midem. Terbiyesiz, ahlaksız. Sen kim olduğunu zannediyorsun da bana öyle bir teklifte bulunabilirsin? Ferit Aslan. Biliyoruz. Peki sen kimsin Nazlı? Dün gece davette yaşananlardan sonra aramızda bir şeyler olabileceğini düşündün galiba. Öyle anlamanı zannettirecek bir şey yaptıysam özür dilerim. Kusura bakma, aradığın zengin koca değil, ben değilim. Zengin koca mı? Ben mi zengin koca arıyorum? Ben zengin koca falan aramıyorum. Ya ne demek bu şimdi?
istersen aşçı olarak çalışmaya devam edebilirsin. Gündüzleri gelir gidersin, paranı alırsın, karşılaşmayız. Siz, sen terbiyesiz, ahlaksız, kaba, kötüsün. Kötü kalplisin, insani duygu nedir? Unutmuşsun sen. Gittiyse gidebilirsin. Kovsaydın ama gerek yok, merak etme. İstifa ediyorum. Bir dakika bile durmam ben bu evde. Nazmiye Hanım'ın telefon numarasını verir misiniz? Tabii, ben hemen size mesaj olarak atıyorum. Teşekkürler. Fatoş'um, çıkıyorum ben. Tamam bebeğim. Aa, mesaj kimden? İsim çıkmadı, bakıyorum hemen. Nazmiye Hanım, dün akşam biraz ileri gittiysem özür dilerim. Ferit Aslan. Bakayım. Biraz mı? Tebrik ederim, büyük genişlik. Ay, özür dilerken bile ego tavan yani, pes. Bırak ya, yemişim onun özrünü. Ne yazıyorsun kız? Mukanzai. O ne demek be? Ne ya, Japonca herhalde. O şimdi bizim aradığımızı görür, arar bizi. Ya da birazdan tekrar deneriz, olur mu? Beklemeyelim, bir daha arayalım. Bak, arıyor. Alo. Merhaba, beni aramışsınız. Nazlı ben. Nazlı merhaba, Zeynep ben. Bulut'un annesi, Ferit'in ablası. Merhaba Zeynep Hanım. Merhaba. Böyle damdan düşer gibi aradım, kusura bakma. Telefonunu muhasebeden almıştım, müsait miydin? Müsaitim, buyurun. Nazlıcığım. Bulut seni sayıklayıp duruyor. Geçen gece de Ferit'e çok yardımcı olmuşsun nakathanileri ağırlarken. Ben seni tanımak istedim. Aynı zamanda da teşekkür etmek istedim. Seni bu akşam yemeğe davet etmek istiyoruz. Zeynep Hanım, ben de sizinle tanışmayı çok isterim. Ama o akşam tamamen tesadüftü. Yani bunun için teşekkür etmenize gerek yok. Bu akşam geliyorsun. Bu akşam benim programım var. Gelen mi? Lütfen. Bulut, iyi misin? Bu akşam gelirsen çok iyi olurum. Gelmezsen çok kötü olurum. Hasta bile olurum. Tamam, o zaman geleceğim. Ayy. Harika. O zaman akşam 8:30 diyelim mi? Mekanı ben mesaj atıyorum birazdan sana. Tamam Zeynep Hanım, görüşmek üzere.
Vay be, bir hafta 10 günde neler yaşamışsınız. Resmen bir geçmişiniz var kızla. Her gün yemek yapıyordu sadece Engin, abartma. Vallahi Bulut, Nazlı, sen eğlenceli bir gece bile geçirmişsiniz. Öylesine bir geceydi Bulut'un canı sıkılmasın diye. Oğlum evinden onlarca aşçı geldi geçti. Hiçbirini beğenmedin. Ama bu Nazlı denen kızın yemeklerine bayıldın. Bayılmadım, iyiydi dedim sadece. Ferit. Ya biliyorum bu fikri ben soktum senin aklına ama... yani kız madem zengin avcısı, niye aşçılık yapsın? Bilmiyorum Engin. Belki de ayıp ettim kızı. Ama belki de kızın tüm bu tavırları numaraydı yani. Bilemiyorum, gerçekten bilemiyorum. Ay Fatoş ya. Telefonda böyle kilitlendim kaldım, tamam gelirim dedim ama hiç gidesim yok. Ferit de gelir diye istemiyorsun değil mi? Yani gelirse hiç hoş şeyler yaşanmaz o restoranda, ben sana söyleyeyim. Aman sana ne canım? Sen oraya onun için mi gidiyorsun? Hiç muhatap olma. Ne muhatap olacağım ya? Kimmiş o? Ben tamamen Bulut için gidiyorum orada. Annesi rica ettiği için. Bırak şunu. Hoş geldin Nazlı. Gelebilmene çok sevindik. Ben Demir, Bulut'un babası. Memnun oldum. Hayır demesine zaten fırsat vermedik. Ben de Zeynep, Bulut Bey'in annesi. Memnun oldum. Nasılsın Bulut? Ya benim yanıma otur, tamam mı? Ben de buraya oturayım. Nazlı aşağı, Nazlı yukarı. Geldi işte Nazlı ablan. Bir dakika ya, o benim ablam değil ki. Arkadaşım o benim. Pardon. Efendim Zeynep. Ferit'ciğim seni bekliyoruz. Neredesin? Zeynep ben şimdi evden çıkıyorum ama oraya gelmiyorum. Yakınlarda bir yerde bir şeyler atıştırıp eve döneceğim. Anladım. O zaman 10 dakikaya buradasın. Ay Bulut çok sevinecek. Bulut'cum dayın geliyormuş. Ay uçtu havaya, vallahi çok sevindi. Tamam, o zaman ben tutmayayım seni. Hadi görüşürüz, bay bay. Nakata'nın yüzünü görmek isterdim doğrusu. Of, görülmesi gereken asıl yüz benimkiydi bence o an. Yani kadıncağızın üzerine içkileri döktüğüm anda dua etmeye başladım. Ne olur yerin dibine gireyim diye. Ya Ferit bu şekilde anlatmıyor ki tabii, çok komikmiş. Keşke ben de orada olsaydım. Ya. Bence orada olmak istemezdiniz. Yani şu an anlatınca komik gibi geliyor ama o an hiç komik değildi, utanç vericiydi. Ben çok isterdim orada olmak. Ama neden komik değil ki? Bence komik yani. Yoksa dayım gülmedi mi? Bulut'cum dayının çok güldüğünü söyleyemem tabii. Yani Ferit Bey o sırada uzaktaydı ama yanımıza geldiğinde hala alevler çıkıyordu. Sonrasında gülmüş olabilir oğlum ama o an dayın Nazlı ablayı öldürecek gibi bakmıştır eminim. Bence o kadar tanık olmasaydı etrafta bir şansını denerdi. Şimdiye kadar suç işlemeye hiç meyletmedi. Hoş geldin. Hoş geldin Ferit. Kanunlar dışına çıkmayı pek sevmem. Ama Nazlı Hanım muhtemelen bu konularda daha gevşek. Savunmasız insanlara acayip teklifler yapmadım hayatım boyunca. Hele alkollülerse. Ama gücü yerinde yetişkinlerse her şeyi yapabilirim diyorsun. Yok, o sizin... o sizin gibi soğukkanlı iş adamlarının işi. Bulut. Soğukkanlı bir iş adamı derken soğukkanlı bir katil der gibisin. Evet, çünkü aralarında bence çok büyük bir fark yok. İkisi de risk analizini yapar, ince ince hesaplar ve kusursuz uygulamaya çalışır. Ben zaten yeterince kışkırtılan herkesin birilerini öldürme potansiyeli olduğuna inanırım. Dayı, neden bana kulağımı kapat dediniz?
Yoksa zombilerden mi bahsettin? Hayır Bulut'cum. Zombi mombi yok. Yasak zombilerle ilgili konuşmak. Hem zombi diye bir şey yok oğlum. Şimdi Ferit'cim, Nazlı seni tanımıyor. Şaka yaptığını anlamayabilir tabii, değil mi? Her şakada bir gerçek payı vardır Zeynep Hanım. O yüzden bizce en iyisi Ferit Bey ile aramızdaki mesafeyi korumak. Bulut da ben de biliyoruz. Benim kardeşimin yufka gibi bir yüreği vardır. Değil mi bebeğim? O zaman şimdi dayımın kalbi börek mi oluyor? İyi ki geldiniz lan, ne güzel sürpriz oldu. Neredeydiniz oğlum bu zamana kadar? Vallahi fikir benden çıkmadı. Sana geleceğimi duyunca teşekkür etmek için gelmek istediler. Yemek var dediler, geldik. Neyi yaptınız ya? Yeter hepimize bu zaten. Geçsiniz içeri. Hadi geç. Aldınız mı işi? Aldık tabii ya. Süper. Ne yapıyorsun? Yardım edeyim sana. Makarna yapıyorum ya. Aslında öyle büyük bir şey değil. Salata? Olur. Bıçağa dikkat et yalnız. Keskin. Yoksa evi dağıttık diye dayım mı kızdı? Bulut'cum aşk olsun, olur mu öyle şey? Bulut haklı ama Nazlı, niye gittin? Bana söyle. Sen mi istedin yoksa Ferit mi çıkarttı seni? Lütfen söyle. Biz alıştık artık Ferit'in ahçılarla ilgili problemlerini dinlemeye. Şaşırmayız. Ben istedim. Ferit Bey'in belli konularda rahatsızlıkları vardı. Keza benim de öyle. Hem yaz okulumdaki seminerleri aksatıyordu iş. Denk geldi, isabetli oldu. Ya anne bak, gerçekten hiç uykum gelmedi, tamam mı? Amcanlara gidelim. Bulut'cum çok geç oldu, biz de birazdan kalırız. Baba sen götür beni. Biz ne alır? Oğlum. Lütfen. Amcam bize çok güzel müzikler çalar. Yani amcamın baterisiyle oynamak istiyorum demiyorsun da. Bir kahve içmek için uğrarız artık. Oğlumu kıramayacağım. Bana müsaade. Kaytarmak yok. Hep beraber gidiyoruz o zaman. Ben kaytarıyorum. Hadi. Dayıcığım, ama hep beraber gidiyoruz ya. Dayı, biz de seninle geliyoruz. Yani Nazlı'yla beraber. İyi bakalım. Hadi binin. Nazlı, hadi bin arabaya. Hadi biz de arkanızdan geliyoruz. Nazlı, ama sen öne bineceksin. Tamam mı? Tamam Bulut'cum, anlaştık. Gel. Nazlı, biliyor musun? Benim amcamın evi çok güzel. Böyle kocaman, diş büyük. Hatta acayip eğlenceli bir bilse. Biliyor musun? Bir tane kocaman bir davul var böyle. Bu çocukken benden büyükmüş ha. Yani ben artık onu geçtim. Hem amcam bana çok güzel şarkılar çalıyor. Bulut, ben anladım, sen amcanı çok seviyorsun. Evet, çok seviyorum. Dayımı da çok seviyorum. İkisini de eşit seviyorum. Değil mi dayı? Hadi oradan küçük canavar, küsmeyeyim diye yağ çekiyorsun bana. Üf, büyükler küçüklere küsmez bir kere. Çok büyük bir sürpriz. Amcam dedi sana. Bir dakika, bence asıl büyük sürpriz benim için. Sen Nazlı'yı tanıyor musun? Tanıyorum tabii ya. O benim dans arkadaşım. Ama biliyor musun, Nazlı çok güzel kurabiye yapıyor. Bilmiyordum. Ama çok iyi kokoreç yiyor, onu biliyorum. Amcan da Latin dansları uzmanı ve şahane temizlik yapıyor. Siz nereden tanışıyorsunuz? Konuşuruz içeride ya. Hadi girin içeri. Vay be, dünya gerçekten çok küçük.
Evet, büyük tesadüf değil mi? Ben Ferit Bey'in... Teşekkürler. Ferit Bey'in mutfağında çalışıyordum. Ek işi olarak bir organizasyona gitmiştim. Meğer o organizasyonda size şirket yapmış. Aa, aşçısın sen. Evet, yakalandım. Gastronomi bitirdim. Şimdi yüksek lisans. Tamam. Yok, dün gece Nazlı'nın mesleğini tahmin etme oyunu oynamıştık da. Bulamamıştım bir türlü. Aa, siz daha yeni tanıştınız o zaman. Evet, sizin etkinlikte tanıştık. Ferit abinin yanında çalışıyordum ve benim haberim yoktu. İnanılır gibi değil. Yani bir dakika, bir dakika. Sen Nazlı'nın fantastik yemeklerinden tatmadın o halde. Kimse Nazlı'dan daha güzel yemek yapamaz. Annem bile. Şşt oğlum. Bulut, eve gidince gösteririm ben sana. Ben sadece köpeklere fısıldadığını ve dansa doğuştan yeteneğinin olduğunu biliyordum. Ferit abi için yemek yapmıyor musun hala? Ferit'i sanki bilmiyorsun. Nazlı bence 10-15 gün iyi dayanmış. Nazlı işi bırakmış. Biz de ona teşekkür etmek, aynı zamanda tanışmak için bu geceyi organize ettik. Harika yemek yapıyorsun. Dansa yeteneğin var. Köpeklere fısıldıyorsun. Bilmediğimiz başka yeteneklerin de var mı? Mutlaka vardır. Bunlar 5-10 günde öğrendiklerimiz. Ya benimkiler herkesin yapabileceği şeyler. Şarkı söylemekle kıyaslanamaz bile. Bir de kalabalığa söylemek büyük cesaret. Benim en fazla ev arkadaşım maruz kalıyor sesime. Bir de aile kontenjanından kız kardeşim. Abartıyorsun bence. Ben de tam söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Millet, bu arada Aliye Tanju'nun mekanında çıkmaya başlayacak. Aa, gerçekten. Ne güzel. Tebrik ederim. İlk programı yarın. Desteklemeye gideceğiz. Nazlı, sen de gelsene. Ben mi? Yok ya, ben gelmeyeyim. Gel bence. Bana destek olmuş olursun hem de. Arkadaşını da getir, hatta kardeşini de getirebilirsin. Tamam, geliriz o zaman. Hatta seve seve geliriz. Ferit, sen de geliyorsun değil mi? Benim işler bu ara biraz yoğun. Ben başka sefer dinlerim seni. Aşk olsun ya. Ne güzel havam olurdu. Düşünsene magazin haberlerini. Ünlü iş adamlarından Ferit Aslan, Ali'yi dinleyenler arasındaydı. Yarın bir ihaleye giriyoruz. Kazanırsak yarın kutlamaya sizin oradayım o zaman. Tamam. O zaman bu kadro kesin yarın bizim orada. Tamam, o zaman siz Alya ile kutlarsınız. Biz de Valide Hanım'la Ayvalık yolunda kutlamaya devam ederiz. Bu kadar çalışmaktan sonra tatil şart değil mi hayat? Kesin aldık ihale ediyorsun. Ya. Kesinlikle. Yarın Hakan'ın suratını görmek için sabırsızlanıyorum. Kim ortak? Kuçu. Yok yok, hiç gerek yok. Ben bunları böyle bırakacağım. Yarın hallederim. Nazlı, harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bu arada ben müzisyenlere ulaştım. Onlar ara sıra çalıyorlarmış. Beni de haberdar edecekler. İstersen bir gün birlikte gideriz yine. Deniz, bence dünya benim dans etmem hazır değil. Yok, bence yeteneğim var. Sana öyle geliyor. Gerçekten. Ben gidiyorum. Dur abi, ne acelen var ya? İyi geceler. Ne oldu ya böyle birdenbire? Biz de kalkalım artık, geç oldu. Evet, geç oldu. Hadi biz de kalkalım o zaman. Hadi. Thank you.
Asuman, hadi kahvaltı hazır. Ya Nazlı, ben şu Engin'i arasam mı acaba ya? Hangi Engin? Engin kim Fatoş? Ferit'in kankası. Hani kartını vermişti. Sonra ben kaybetmiştim, tekrar bulmuştum ya. Of Nazlı ya, sen hiç dinlemiyor musun beni? Tatlım, doğru anlatmıyorsun çünkü. Diyeceksin ki beni moda evi sahibi sanan Engin. Geleceğin ünlü moda tasarımcısı ve haliyle de moda evi sahibiyim. Engin'e biraz erken bilgi vermiş olabilirim. Vallahi Fatoş'cum, gerçeği söyleyeceksen ara. Kızım ya, foyan ortaya çıkacak, ikimiz de rezil olacağız. Yok, yok Fatoş. Arıyorsun Engin, diyorsun ki Engin'cim durum böyle böyle. Kirayı ödeyemiyoruz, öldük bittik. Alo Engin. Merhaba Fatoş ben. Yalancı Fatoş. Benim moda evim yok. Tabii ben sizin şu Nazlı Şef var ya, onun ev arkadaşıyım. Evet, ben çulsuzum, fukarayım. Ev kiramızı bile ödeyemiyoruz biz. Ya beş parasız. Aa, Engin telefonu yüzüme kapattı. Çok şaşırtıcı. Bir de şaşırıyor. İyi iş çıkarttık. O zaman bu rakamlarda mutabıkız değil mi? Aynen. Hadi gidip şu ihaleyi alalım. Hadi bakalım. Ferit, yalnız demiri tut. Hakan'ı alt etmek için arttırmasın lütfen. Aşk olsun hayatım. Duyan da adam için özel olarak uğraştığımı zannedecek ha. Zeynep haklı Demir. Hiç bulaşma. Daha fazlasını verebiliyorsa alsın gitsin arasın. Ya tamam ya, zaten hep birlikteyiz. Yalnız Hakan kaybettiğinde yüz ifadesini görmek için sabırsızlanıyorum. Ay Asuman, hadi bak başladık biz kahvaltıya. Geç kalacak. Var mı iş? Var. Bir mekan böyle hafta sonları yoğunluk sebebiyle ek personel arıyormuş mutfakta. Yani onu arayacağım herhalde. Sen de. Ay benim de şansım hep gelinlikçiler denk geliyor. Onlar da eli çabuk yamak arıyorlar. Ben birazcık daha kendim geliştirebileceğim bir yer istiyorum Nazlı. Bütçemizi geliştirmeye odaklan Fatoş. Bütçe. Alo Engin. Ben Fatoş, yalancı Fatoş. Aramıştım ya. Selam. İş var mı? Ha, iş yok mu? Koca da olur. Koca var mı koca? Evlenelim mi? Ben bakıyorum. Lütfen, bir işe yararsınız belki. Buyurun. Merhabalar. Nazlı Hanım'a baktım ben, paket onun için. Ha, ben kardeşiyim, ablam içeride ama ben alabilirim onu. Ferit Bey gönderdi bunu. Ferit Aslan, pardon. Efendim Engin Bey. Yakınlarda sayılırım. Siz ablanıza. Tamam tabii tabii, ben halledeyim. Kim o? Ablama gelmiş valla. Ablacığım, sana eski patronum Ferit Aslan Bey'den koca bir paket var. Bana. Elbise geri geldi. Vallahi helal paralledikmişim. Hani şu Japon derneğin daveti vardı ya, oraya giderken vermiştim ablana giysin diye. Sen davette giydiğin elbiseyi patronunun evinde mi çıkardın? Kız neler olmuş, hiçbir şey anlatmıyorsun. Hadi anlat, ben heyecanla dinliyorum seni. Asumancığım, Fatoş ablan anlatsın sana. Hazır başlamışken, tabii yanlış anlaşılmalar ama hal vermeden Fatoş'cum. Asumancığım, ablan sadece Ferit Bey'in Japon misafirlerine Türk kahvesi yapmak için gitti Ferit Bey'in evine, tamam mı? Nazlı'nın Japoncası da var ya. Oraları geç canım, sen geç. Ben şu elbisenin çıktığı büyülü anı merak ediyorum. Tatlım, sen o gözlerindeki pırıltıyı biraz kıs. Çünkü hikaye senin hayal ettiğin gibi ilerlemiyor. Ay nasıl ilerliyor peki? Ya işte ben servise gittiğim için elbiseyi çıkardım. Ya şu elbiseyle mi yapayım servisi? Aa Asuman, sen de. Yani ben de gittim, görevli kıyafetlerinden birini giydim. Sonra da gece evde çalışan bütün çalışanları servis minibüsüyle evlerine bırakmışlar. Bu elbise de orada kalmış. Çok sıkıcı. Yani zaten senden başka bir hikaye çıksa şaşardım. Ayrıca kocaman kutu gelmiş. Herhalde içinde bir şey var zannettim ben de. Ne umuyordun acaba? Bence doğrudan girelim içeri. Ay yok artık. Kapıyı adımızı yazmışlardır herhalde. Ay bak sen, şu işe neler de biliyor konser Gülaz. Nazlı? Çok beklettin mi? Yok canım, biz de şimdi geldik. Biz tanışıyoruz aslında Yaza Merhaba etkinliğinden. Nazlı ile ikimiz orada garsonduk. Ben Fatoş, siz de meşhur Deniz galiba. Evet, yani meşhur için demedim, Deniz için dedim. Memnun oldum. Ben de Asu. Memnun oldum.
Asuman. Kardeşim. Başlamak üzere. Geçelim mi içeri? Olur hadi. Ay Deniz, burası gerçekten çok güzel bir yermiş. Aa, ilk gelişin mi? Evet. Nazlı senin? Benim de ama çok güzelmiş. Hoş geldiniz. Şurası boşalıyor galiba. Siz oraya geçin. Ben Aliye'ye bakıp geleceğim. Tamam, sen keyfine bak. Hemen kabul ediyorsun. Fatoş delirtme beni, kabul etmiyorum iş teklifini falan. Arıyoruz işte. Ne iş teklifi ya? Ben oralardan çoktan geçtim. Çıtayı yükselttim. Evlenme teklifini hemen kabul ediyorsun, yüzüğü takıyorsun parmağına Nazlı. Çok mantıklı Fatoş. Hemen çeyizimi düzelim biz o zaman. Kızım delirtme beni. Bir de diyorsun ki dışarıda, aa meşhur Deniz. Ne ara meşhur oldu bu Deniz arkadaşım, ne ara? Kızım biz senin iyiliğini düşünüyoruz herhalde burada. Aklını başına devşir ya. Pırlanta gibi adam. O sana evlenme teklif etmezse gerekirse sen ona evlenme teklif et Nazlı. Aa, oldu canım. Herkes avlumun kapısının önünde elinde yüzükle sıra bekliyordu değil mi? Aa, dertlerine bak ya. Delirtmeyin beni. Her gördüğünüz adam ideal koca adayı değil. Arkadaş Deniz, arkadaş. Ay tuttuğu da arkadaş, arkadaş. Bittim ben. Niye? Beni geliyor. Ya yine niye bittin? Ay diğer Nemrut da gelmiş. Eksik kalmasın zaten. Engin kimdi kız? Ay doyamadınız abla kardeş Engin'i sormalara ya. Anlatmıştım ya dönen kapıda sıkışıp birbirimize aşık olduğumuz adam. Ay, yok artık şu senin modevi sahibi zanneden adam. Ay, sen niye bak? Ay Nazlı niye Engin de gelmiş ki şimdi? Ya bunlar niye sürekli birlikte? Sorayım mı Fatoş? Ayrıca hani sen Engin'le konuşacaktın? Git konuş işte. Oldu canım. Sizin orada harakiri denmiyor muydu ona? Asuman Gül'e vallahi parçalarım seni. Ay tamam sustum sustum. Ay Nazlı benim gitmem lazım. Bizi burada görürse rezil olurum. Bir de hayatta toparlayamam. Hadi ben kaçıyorum. Fatoş gidemezsin. Fatoş öldürürüm seni. Sen getirdin kızı buraya Fatoş. Ay gitti mi ablam? Gitti. Ay boşver ben öldüreceğim seni Fatoş. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Fatoş nerede? Ay onun acilen kaçması gerekti. Fatoş, teyzesi çok yakın bir akrabası rahatsızlanmış. Acilen böyle çok duygulandı kaçtı. Vay. İhaleyi kazanınca geleceğim demiştin ama ben yine de bizi ekeceğini düşündüm. Söz sözdür. Engin ben. Nazlı memnun oldum. İsminizi ve yemeklerinizi çok duydum. Öyle mi? Güzellerdir. Engin benim çok eski ve yakın bir arkadaşım. Bu da Asuman. Nazlı'nın kız kardeşi. Memnun oldum. Fazla içme istersen rahatsız oluyorsun sonra. Evet, içki benim midemi bozuyor biraz da. Hoş geldiniz.
Benden bu kadar. Selam söyle anne. Biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm. Elimi tut, düşman olma. Teşekkür ederim. Nasıldı? Harikaydı. Tebrik ederiz. Çok iyiydiniz. Teşekkür ederim. Bu akşam çok güzel enerji verdiniz bana. Asuman, kardeşim. Memnun oldum. Ay harikaydınız. Bayıldım size. Sık sık gelirim ben artık. Teşekkür ederim. İstediğiniz zaman ara beni, kapıya adını yazdırırım. O zaman siz bana numaranızı verin ki kolay ulaşayım size. Tamam. Ferit niye gitti? Selam var sana. Aslında ben gelmesine bile şaşırdım. İhaleyi kazandınız demek. Aliye Hanım, Tanju Bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Hemen geliyorum, bir yere kaybolmuyorsunuz. Bir şeyler içmek ister misin? Olur. Pardon ya. Pardon. Demek Nazlı'nın kardeşisin. Benziyorsunuz. Pek benzemiyoruz aslında. Karakterlerimiz bayağı farklı. Geceleri sık sık dışarı çıkar mısınız? Yani abla kardeş olarak demek istedim. Yoksa çıkıyorsunuzdur tabii de. Yani ablam ev kuşudur biraz ama ben severim gezmeyi. İçkim bitmiş.
Üzerinde bir sosu var. Asıl lezzeti veren o zaten. Onu öyle bol bol dökeceksin. Bu saatten sonra gerçekten açık kebapçı aratacaksın bana. Oo, yemeğe mi gidiyoruz? Vallahi ben kurt gibi acıktım. Aa, telefonum sessiz de kalmış. Ferit abi aramış 4 kere. Beni de aramış. Yarasana. Pardon ya, izninizle. Lütfen. Tamam, tamam. Her şey yolunda mı? Ya, bilmiyorum ya. Hemen çıkın gelin dedi. Engin seni de istiyor. Nereye gidecekmişiz? Anlamadım. Yani çıkın yoldan arayın dedi. Allah Allah. Ferit bu saatte çağırıyorsa önemlidir. Hadi gidelim. Kusura bakmayın ya, böyle birdenbire. Hiç önemli değil. İnşallah kötü bir şey yoktur. Ya üzülme canım, zaten sonra telafi ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Neden Asuma? Ne var? Ya yürü hadi çıkalım lütfen. Düşünün hadi. Durak ne tarafta buradan? Hayallerimizdeki Paris metrosuna geçersek halk otobüsü durağımız şu tarafta canım. Ya öyle de Masum, ne güzel eğlendik. Hele Ferit Bey ve o tuhaf aurası gittikten sonra daha çok eğlendik. Gitti. Gitti ama eğlencemize de taş koymayı ihmal etmedi beyefendi. Adam baktı yanımızda, tadımızı kaçıramıyor. Ben dedi telefonla müdahale edeyim ama ne olursa olsun edeyim. Kesin insanların hayatını da kendi hayatına benzetecek. Ruhsuz ruh. Bak hala bilgisayarın başında. Kızım kalk hadi, kör olacaksın kör. Yazık o gözlerine. Bebeğim sen gitgide anneme benzemeye başladığının farkında mısın acaba? Yahu haber de mi okumayayım? Cahil mi kalsın kardeşin? Ben biliyorum o haberleri Asuman. Kim kiminle? Şok gelişme. Evet, geleneksel günlük kızlar kahvaltısına hoş geldiniz bebeklerim. Evet, gıybet için gerekli bütün ortamımız oluştuğuna göre dökülün, siz dinliyorum. Engin yanında var mıydı biri? Asuman söylesek mi sence? Neyi ya? Fatoş biz sen üzülme diye söylemek istemedik ama biri vardı. Kim? Ferit Aslan. Ay Nazlı, bir anda bütün vücudum yandı ya. Ne kadar şakacısın bu sabah maşallah. Ben onu mu diyorum ya, dış mihraklardan birileri var mıydı? Süslü püslü kızlar, sarkıntılık edenler falan. Ay Fatoş içimi şişirdin, 2 dakikada yoktu kimse. Zaten Ferit arayınca hepsi gitti. İyi aferin, öyle gece gece barlarda gezmesinler. Evden işe işten eve, aferin. Yok ya, sana soracaklardı. Kızım adamı görünce köstebek gibi girecek delik arıyorsun. Aa, Ferit değil mi bu? Aa, dünkü konseri haber mi yapmışlar? Vallahi canım dün akşam olmuş da konser değil. Abla sen tanıyor musun şunları? Bulut'un annesiyle babası. Demirkaya ve eşi Zeynep Aslankaya olay yerinde feci şekilde can verirken araçta bulunan diğer aile üyeleri Bulut Kaya ve Leman Aslan ağır yaralandı. İhtiyacınız olursa ben hemen gelirim. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ ol.
Başınız sağ olsun. Abla. Enis. Yakın akrabalar mı? Demet Hanım. Rahmetli Demir Bey ile Deniz Bey'in kardeşi. Zeynep Hanım biliyorsun zaten. Ferit Bey'in kardeşi. Babaları şirketi zamanında ortaklaşa fırıyorlar. Bu Hakan denilen adam da şirkette çalışıyor o zamanlar. Pek sevilen bir tip değil ama. Zaten sonra kovuyorlar işte. Demet Hanım Hakan'la evleneceğim deyince kıyamet kopuyor tabii. Babası mirastan biraz pay verip resmen kovuyor aileden. Onlar da kendi şirketlerini açıyorlar. O günden beri de aileyle pek görüşmüyorlar zaten. Abi. Abicim. Abicim. Neden böyle oldu? Biz böyle küsme ayrılacaktık. Bulutcuğum 15 gün oldu ve sen daha doğru düzgün hiçbir şey yemedin. Ya istemiyorum, gidin. Bir kaşıkçık. Hayır, yemeyeceğim. Bulutcuğum ama bak yemek yemezsen iyileşemezsin. İyileşmeyeceğim o zaman. Ne demek iyileşmeyeceğim? Ha tatlım. Hı? Sen iyileşmezsen dayınla amcan ne kadar üzülür biliyor musun? Yemeyeceğim. Tamam, peki. Müşra Hanım, nedir durum? Bir şey yemiyor. Tamam, zorlamayın. Acıkınca nasıl olsa yer. Değil mi Bulutcuğum? İstemiyorum. Yemeyeceğim. Bulutcuğum bak burada pudingin var ne güzel. Bak hem de çikolatalı. En sevdiğinden. Yemeyeceğim. Her şey herkese kızgın. Zamanla atlatacak. Kabullenmesi kolay bir durum değil. Sürekli çığlık atıyor, bağırıyor ama daha hiç ağlamadı. Ben ağlıyorum da ne oluyor abi? İçimin acısı geçmiyor bir türlü. Çocukcağız ne yapsın? Bulut çok büyük bir kayıp yaşadı. Ve bu durumu da hastaneyle özdeşleştiriyor. Son durumunu raporlayıp ona göre bir program yapalım. Ve Bulut'u en kısa zamanda evine gönderelim. Ha, evine tabii ya, evine. Annesi babası öldü lan bir çocuğun. Neyi evin yerine koyacak acaba? Deniz. Bir süre bende kalır. Annem toparlanana kadar. Sonra anneannesinin yanına geçer. Evet abi haklısın ya. Benim ev almış başını gidiyor zaten. Özür dilerim. Rica ederim. Yaşadıklarınız kolay şeyler değil. Aslında sizin tepkileriniz de Bulut'un tepkileri de gayet olan. Tekrar geçmiş olsun. Ne düşünüyorsun? Bulut aklımdan çıkmıyor Fatoş. Ya küçücük çocuk nasıl baş edecek o kadar büyük bir acıyla? Nasıl düzelecek bu çocuğun psikolojisi? Of, çok zor vallahi. Neyse ki babaannesi hayatta kalmış. Hem bak amcası da dayısı da var. Hiçbir şey yapmadan duramam. Gidip onu görmem lazım. Çok zor Fatoş. Çok zor. Merhabalar. Merhaba. Bulut Kaya. Şu köşedeki oğlan. Teşekkürler. Rica ederim. Bulut için mi geldiniz? Evet. Uyuyor şu an.
Ama biraz beklerseniz uyanır. İlaç saati gelecek. Bir görebilir miyim ne olur? Uyumuş mu? En son doğduğunda görmüştüm. Kocaman olmuş. Sen bir de ayaklanınca gör. Leman teyze çıkıyor mu? Taburcu işlemleri yapılıyor. Merhaba Ferit. Hoş geldin. Ben gideyim o zaman. Bulut uyuyor nasılsa. Sonra gelirim yine. Görüşürüz. Abi benim de başım çatlayacak. Eve gideceğim. Tamam sen git. Annemle Bulut'u zaten bugün çıkartıyoruz. Biz de görüşürüz artık. Deniz. Baban seni benle Demir'e emanet etmişti. Maalesef abin artık aramızda yok. Ama ben varım. Bulut da sen de artık bana emanetsiniz. Sizin kılınıza bile zarar gelmesine asla izin vermem. Ben biraz dağıldım da... biraz desteğe ihtiyacım var. Eve gideceğim. En kısa zamanda toparlanacağım. Dimdik yanında olacağım. Tamam. Bak bakayım bana. Görebildin mi Bulut'u? Ha? Uzaktan gördüm, uyuyordu. Yani tekrar geleceğim tabii. Hakan bir görsen kocaman olmuş ya. Aşkım o senin yeğenin. Tabii ki de tekrar gelip göreceksin. O senin canından kanından bir parça. Demet bak biliyorum önünün arkasından konuşulmaz. Ama hem rahmetli abin... Hem de o Ferit yüzünden bu çocuğu göremedin sen yıllarca. Bak bunu unutma. Ya abim öldü Hakan ya. Yavrum gel tamam. Hadi gidelim. Hadi. Merhaba. Bulut Kaya'nın oda numarası nedir? Hemen bakıyorum. 1332. Şuradaki oda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama bak olur mu? İlaç getirdi hemşire sana. Dokunma bana. Ama Bulut'cum bak her yere döktün. Tamam problem değil. Ben sakinleşince tekrar gelirim. Şşş. Bulut'cum. Biliyorum içmek istemiyorsun ama böyle yaparsan seni taburcu etmeyecekler. İlaçtan iç de gidelim evimize tamam mı? Ya iyi. Sen nereye kaçıyorsun bakalım? Ha? Nereye kaçıyorsun? Ya dokunma bana istemiyorum. Bulut'cum tamam. Şş. Nazlı. Merhaba Bulut. Sana geçmiş olsun demek için geldim. Ya istemiyorum. Kimse gelmesin istemiyorum. Beni burada zorla tutuyorlar. Ben evime gideceğim. Bana zorla şurup içiriyorlar. Bulut'cum lütfen. Nazmi Hanım, sanırım gitseniz iyi olacak. O elindeki ne? Kurabiye, en sevdiklerinden. Senin için yapmıştım.
Yemek ister misin? Nazlı. Bulut için yaptıklarından ötürü çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ona bir faydam olduysa ne mutlu bana. Oldu tabii. Olmaz mı? Kaç gündür ilk defa sen sakinleştirdin onu. İlk defa senin yanında güldü. Ve hatta en önemlisi ilk defa senin yanında ağladı. Çok seviyor seni. Ben de onu çok seviyorum. Deniz'i de göremedim ben bu arada. Ya bakma. Deniz çok çaktırmıyor ama tam toparlayamadı o da. Yani fırsat buldukça eve kaçıyor, duramıyor buralarda. Anladım. Yapabileceğim başka bir şey olursa lütfen. Sağ ol. Sağ ol Nazlı. Diyelim ki Deniz sana evlenme teklif etti. Fatoş, atacağım kendimi camdan aşağı. Kızım hala orada mısın sen? Aman canım, hayal kurmak da mı yasak, Allah Allah. Diyelim Deniz sana evlenme teklif etti. Tamam mı? Seninki buna ne der? Benimki derken? Anlamamazlıktan gelme Nazlı. Seninki işte. Ferit'i diyorum. Öyle bir şey yok Fatoş. Benimki falan yok yani. Öyle bir kelime yok. Evde yok. Çatlar çatlar. Kesin çatlar. Ne işin var senin burada? İşe geri dönmeni rica etmeye geldim. Yeniden benimle çalışır mısın? Bulut'un sana ihtiyacı var. Lütfen geri dön. İşe geri dönmemi istiyorsun? Evet. Doğrusunu söylemek gerekirse... Nazlı? Bulut? Bulut? Yavaş, dikkatlice, yavaş. Bırak beni dayı. Sen de bırak. Bak Nazlı, ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Burası senin evin mi? Evet, benim evim. Bak, bu da ev arkadaşım Fatoş. Merhaba Fatoş abla. Merhaba Bulut'cum. Sana evimizi gezdireyim mi, ister misin? Olur. Ama Nazlı'nın adresine de bakalım, tamam mı? Tamam. Sen şimdi burada bekle, ben turistik gezimiz için çok eğlenceli bir araç getireceğim, tamam mı? Ne getirecek? Sürpriz. Ta-ta! Evet, sıkı duralım. Nazlı Fatoş Residence turu başlıyor. Woo! Bulut, kazadan sonra bambaşka bir çocuk oldu. Değişti. Çok hırçın. Bir isteği diğerini tutmuyor, inatçı. Yaşadıkları kolay şey değil. Evet. Bu yüzden senin gibi birinin yardımı lazım. Bulut seni seviyor, sana güveniyor. Tekrar bizimle çalışırsan çok sevinirim. Ben de Bulut'u çok seviyorum. Üzülmesini asla istemem. Ama daha önceki tavırlarınız aklıma geldikçe açıkçası emin olamıyorum bir türlü. Nazlı, bu profesyonel bir iş teklifi. Eğer yeterince profesyonel olamayacağını düşünüyorsan... Ben bundan önceki bütün işlerimde yeterince profesyoneldim Ferit Bey.
Bence sizin profesyonellik anlayışınızı bir sorgulamak lazım. Bak, kavga etmeye gelmedim. Bulut'un yardıma ihtiyacı var. Benim de. Eskiyi unutamaz mıyız? Unutabiliriz. Buyurun. Teklifimi duydun. Gelecek misin, gelmeyecek misin? Ne kadar sana ihtiyacımız olsa da sana yalvaracak değilim. Cevabını bekliyorum. Tamam. Kabul ediyorum. Tamam, her şeyi konuştuk ama geceleri bir süre bizimle kalman gerekecek. Gece. Sizinle. Kendine ait bir odan olacak. Bulut hala bazı geceler kabus görüyor. Ben işim yüzünden eve geç gelebilirim. Belki uyumasında yardımcı olabilirsin. Yani Bulut'un da seveceği yeni bir hemşire bulana kadar. Olur. Kabul ediyorum, kalırım. Yeni bir hemşire ayarlayınca istersen yalnızca gündüzleri gelirsin. Tamam. Tamam o zaman. Peki o zaman. Bir şey göstereceğim. Bulut'cum geç olmasın şimdi. Biz evimize gidelim, sen bana yolda anlatırsın, olur mu? Dayı ne olur biraz daha kalalım. Bulut'cum rahatsız etmeyelim şimdi insanları. Nazlı rahatsız olmaz ki. Olmazsın değil mi Nazlı? Buyurun. Dayı bak, bu da Nazlı'nın şans kedisiymiş. Pek güzelmiş. Nazlı Hanım'ın profesyonelliğini bir kez daha takdir ettim. İş yerinde hiç böyle dağınık değil. Dayı, biliyor musun şu yazıyı Nazlı okuyabiliyormuş? Ne yazıyor Nazlı orada? Orada Japonca bir atasözü yazıyor. Diyor ki, şans yemek artığındadır. Yemek artığında mıdır? Yani Japonlar demek istemiş ki, şansın nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Hadi bakalım Bulut'cum, bu kadar gezi yeter. Evimize dönelim artık. Ya dayı ne olur biraz daha kalsaydık, hemen eve gitmeyelim. Bulut'cum. Bulut, sen şimdi git, ben yarın geleceğim. Anlaştık mı? Gerçekten mi? Kabul ettin mi? Artık bizimle mi yaşayacaksın? Evet. Gerçekten. Yaşasın! Ya. Merhaba. Nazlı, hoş geldin. Hoş bulduk. Vazgeçmediğine sevindim. Dünden beri vazgeçirecek bir şey yapmadınız. Abi ben yine deviriyordum senin çöpü ya. Çok dar abicim orası. Deniz, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Yolda Nazlı'yı buldum da. Hazır bulmuşken Bulut'u da ziyaret edelim dedim. Dayı, Nazlı mı geldi? Evet Bulut'cum, Nazlı ablan geldi. Ne yapıyorsun lan? Nazlı, aşağıdaki boş oda senin. Bir şeye ihtiyacın olursa İkbal Hanım'la konuş, tamamlasınlar. Bulut'un düzenli olarak fizik tedaviye gitmesi gerekiyor. Yalnız bir günü bir gününü tutmadığı için genelde zorlanıyoruz. Ama ben senin götürebileceğini ümit ediyorum. Fizik tedavi günleri dışarıda bir şoför sizi bekliyor olacak. İstediğin saat çıkabilirsiniz. Merak etmeyin, elimden geleni yaparım. Yap. Tedavinin dışarıda olması Bulut'un psikolojisi açısından çok önemli. İlk izleyişi mi bunu? Bak bu kırmızı araba ne yapıyor biliyor musun sonunda? Hayır, anlatma. Bulut. Nazlı, hoş geldin. Hoş bulduk bebek. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Şuna bak ya. Nazlı'yı görünce nasıl canlandı fırlama. Nazlı, benim odamda kalabilirsin. Çok rahat bir koltuk var. Yatak da oluyor. Hem benim yatağımda benimle beraber de yatabilirsin. Nazlı'nın kendi odası olacak Bulut'cum.
Aç mısın söyle bakayım. Sana böyle kocaman bir omlet yapayım mı? Ya tamam. Yanına? Meşerli ekmek. Oo şahane çek. Kahvaltıya bin de yatsana. Sonra Bulut'la biraz oyun oynarız. Gel bakalım. Hoppa. Senle oyun oynuyorsun Deniz. Ben seni böyle enerjik bulmuşum bırakır mıyım? Şirkete geliyorsun benimle. Yok abi bir benim şu halime bak bir de senin şu jiletliğine. Yani şirkete hayatta gidemem ben böyle. Pusula Holding buna daha hazır değil bence. Hadi hadi yemezler. Kimse senden takım elbise falan beklemiyor. Deniz konuşmamız gereken önemli konular var. Gerçi tatsız konular ama Zeynep ve Demir'in ardından. Yapacak bir şey yok. Hadi. Savaşlar başlamıştı. İki tarafta çok güçlüydü. Robotlar ve... Nazlı biz çıkıyoruz. Tamamdır. Görüşürüz. Bir ısırık versene. Işınla kılıçlarla savaşıymış bu. Seni bir kere öpebilir miyim? Tamam. Şimdi beraber oynayacağız tamam mı bak? Ben sana öğreteyim mi? Tabii. Ablanın cenazede gördüğümü hatırlıyorum. Ama Avustralya'da yaşadığını bilmiyordum. Yok. Ama öyle gibiydi. Anlaştık. Yani. Başlatıyorum. Aileyle bağlarını yıllar önce kopardı. Aynı şehir içinde yıllarca görüşemedik falan. Yani çok uzun hikaye. Ama ne de olsa kardeş. Abim de ben de bir türlü silemedik kendisini. Hem abim... Bulut'un bir halasının olduğunu bilmesini istedi. Biz de bu Avustralya yalanını attık. Deniz anlayamıyorum. Yani kusura bakma. Ama çok tatlı biri gibi gözüküyor. Neden koptunuz? Abimi de babamı da çok kırdı. Babam da şirketi ve bizi korumak için mirasını bölüştürüp Demet'i aileden uzaklaştırdı. Nazlı, senden bir şey rica etsem. Bu görüşmeden Ferit abinin haberi olmasın. Deniz iyi de... Söylediğim gibi yani geçmişte bir sürü derin yaralar da var. Ferit abi benim öz abim gibidir. Yani duyarsa tepki gösterecektir ve haklıdır da. Hey, sen beni yeniyorsun. Ama şunlara baksana. Evet. Yıllar sonra buldular birbirlerini. Tamam ama bir süre için sadece. Tabii. Efendim Ferit Bey. Notunu aldım. Fizik tedaviye gitmişsiniz. Gittik. Bulut'u ikna edebildik sonunda. Ben sizi rahatsız etmemek için ilk bayanıma haber verdim. Şimdi neredesiniz? Şimdi ya Bulut tabii dışarı çıkınca eve girmek istemedi. Bir de tutturdu amcamı göreceğim diye. Biz de denize geldik. İyi etmişsiniz. Sabah da oynayamadılar tabii. Çok eğleniyor galiba Bulut. Evet öyle. Bir verir misin telefonu? Onunla da konuşayım. Olur. Vereyim. Bulut'cum dayın arıyor. Onu durdur dayım. Alo. Dayıcım. Neye gülüyorsun yaramaz? Çünkü benim Avustralya'dan Demet alam gelmiş. Demet alam mı orada? Tamam Bulut'cum. Nazlı'yı tekrar telefona verir misin? İyi seni istiyor. Ferit Bey. Hemen eve dönün Nazlı. Tamam. Birazdan çıkıyoruz. Hemen dedim Nazlı. Birazdan değil şimdi. Deniz'e mi gitmişler? Demet de oradaymış. Nereden öğrenmiş ki? Deniz'in ağzından girip burnundan çıkmıştır. Onun Bulut'un yakınında olmasını istemiyorum Engin. Dayı bak parmağım yerinden çıkıyor. Ha, aferin sana. İşte parmağım kopuyor. Bulut'cum sen hadi yemeğini ye. Bak daha bitirmemişsin. İşte tamam yiyeceğim birazdan. Dayı biliyor musun? Avustralya'da insandan çok kanguru yaşarmış.
Öyle mi? Evet evet öyleymiş. Hatta Çivi diye bir kuş varmış. Ama uçamıyormuş. Halam mı anlattı bunları da sana? Evet, hepsini halam anlattı. Hatta ilk geldiğinde hepsinin fotoğrafını gösterecek. Ben bu boşluklarını kaldırayım. Pardon. Afiyet olsun. Çenen düştü bulduk. Çenen. Demet'in denizde olacağından haberin var mıydı? Yoktu. Deniz'in de yoktu. Yani biz evde üçümüz oyun oynuyorduk. Bir anda kapı çaldı. Demet Hanım gelmiş. Sonra baktım iyi anlaşıyorlar. Biraz vakit geçirsinler dedim ben de. Evet, sevmiş belli. Ne halısı yani kan çektiyse. Bu ara pek dışarı çıkmayın. Olur. Biz hava almak için. Ben akşam eve geldiğimde sizi istediğiniz yere götürürüm. Bir süre evde sakin aktiviteler yapın. Bulut için daha iyi olacak. Olur. Ayrıca her yaptığınızı bilmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Aman ya, vallahi içim şişti. Ne intrikalı hayatımız var arkadaşım. Yavaş, Bulut'u uyandıracaksın. Ödümü kopardınız. Kaçıncı oldu bu? Karanlıkta çıkıyor. Su iç. Teşekkür ederim. Seni de mi uyku tutmadı? İlk defa kaldığım yerlerde olur öyle. Odan rahat falan değilse? Çok rahat, çok rahat. Çok teşekkür ediyorum. Şömine bile var. Daha ne olsun? Yani yakacağımdan değil de öyle odaya hoş bir sıcaklık veriyor. Ferit Bey, ben size bir şey söyleyecektim aslında. Böyle karşılaştığımız iyi oldu. Demet Hanım meselesi... Biliyorum. Biliyorum senin bir suçun yok. Evet, orası öyle. De ben başka bir şey söyleyecektim. Bulut'la Demet Hanım karşılaştıklarında... Demet Hanım Bulut'u çok sevdi. Bulut da Demet Hanım'ı. Yani hiç öyle yıllardır görüşmüyor gibi değillerdi. Bilin istedim. Bulut. Bulut. Korkma, korkma. Rüyamı gördüm, korkma. Nazlı, ben annemi istedim. Babamı istiyorum. Canavarsın ya. Beni nasıl ikna ettin? Nazlı. Ama Berke'yle Nesicik'miş. Çok gülmüşler. Yani çizgi film ama öyle çocuk filmi değil. Yani sen de seversin. Ben zaten severim de Ferit dayım pek sevmeyecek. Adam evde oturun dedi. Biz hala geziyoruz. Nazlı. Ben söylemem. Sen de söylemezsin. O zaman. Vallahi öyle olacak. İyice yalancı olduk sayende. Nazlı, bu bizim sırrımız. Efendim. Evet. Kardeşim Asuman, doğru. Karakol mu? Aha.
Hangi karakol? Beyefendi kesin bir yanlışlık vardır. Yani çünkü kardeşim Bodrum'da benim. Tamam. Tamam hemen geliyorum ben. Eyvallah olsun. Bir saniye bekler misiniz lütfen? Abi bir bakar mısın neredeymiş bu karakol? Abi. Alo ben taksiciyim. Buyur abicim seni dinliyorum. Nasıl bu arada karakol neresi? Polisin çalıştığı yer canım. Polisin çalıştığı yer. Bence sinemadan daha eğlenceli olabilir. Asuman ablan sayesinde ikimiz de göreceğiz. Ne olur Asuman bir şey olmasın ne olur. Kızım senin ailen falan yok mu? Ay var var olmaz mı? Ama malum yaz falan işte memleketteler. Antakyalıyız da biz. Ama ablam birazdan gelir yani. Hemen burada olurum zaten. Asuman. Asuman neler oluyor? Kızım sen Bodrum'da değil miydin? Korkutma beni. Siz ablası mısınız? Evet. Adınız Nazlı. Doğru Nazlı. Nazlı Hanım, kardeşiniz bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandı. Ne? Asuman. Biliyor musun bumerang diye bir şey var. Böyle yamuk bir çubuk. Bunu böyle atıyorsun geri geliyor. Atıyorsun geri geliyor. Bunu Avustralya'da eskiden yerliler kullanıyormuş. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun bunları? Halam anlattı. Ablanın telefonu çalıyor. Nazlı benim ablam değil. Arkadaşım bir kere. Acaba kim arıyor? Dedi. Bey. Dayım arıyor. Alo dayı. Ha, biz Nazlı'yla polisteyiz ya. Neydi buranın adı? Karakoldayız. Ha, karakoldayız işte. Ne demek karakoldasınız? Bulut telefonu hemen yanındaki büyüye verir misin? Evet, bir polise ver. Alo, iyi günler. Orası neresi? Tamam, ben çok yakınım, hemen geliyorum. Aklım almıyor Asuman. Sen ne ara döndün İstanbul'a ya? Ne ara oldu bütün bunlar? Ya okul otobüsüyle gitmediniz mi siz Bodrum'a? Ya abla, benim başıma neler gelmiş, sen de gelmiş neyi sorguluyorsun? Ben uçakla döndüm Necla'yla. Uçakla? Nereden buldun sen uçak biletinin parasını ya? Kızım delirtme beni ya. Ben okul gezisi değil miydi? Bu kafana göre sen nasıl uçakla dönersin? Ya biriktirmiştim. Ayrıca ben öyle otobüse saatlerce yollarda falan gelemem. Tanımıyor musun? Daralırım ben orada. Hiç tanımıyormuşum ben kardeşimi hiç. Nerede Necla? Onu kuzeni aldı. Ben de taksiyle döndüm. Baktım çok erken. Daha birazcık alışveriş yapayım dedim. Alışveriş mi? Asuman öldürürüm seni. Senin alışveriş anlayışın bu mu? Ne yapıyoruz şimdi? Beyefendi, ben Asuman'ın ablasıyım. Ben gerçekten çok özür dilerim. Asuman çok pişman. Özür dile. Çok çok pişmanım ben. Gerçekten ya böyle bir insan değilim. Bir anda boşluğuma geldi. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın ne olur. Gerçekten böyle bir insan değil. Lütfen yaşının ufaklığına verin. Bulut. Aa, dayı hoş geldin. Hoş bulduk, iyi misin? Ya ben iyiyim, beni boş ver. Nazlı'nın kardeşi gelmiş, içeride polisle konuşuyorlar. İyi niyetiniz için tekrar teşekkür ederiz. Allah kardeşine size dua etsin. Bir daha böyle bir şey yapmasın. Fiyat Bey. Ben sizi aramıştım ama. Tamam, sonra konuşuruz. Nazlı rica etsem alabilir misin sen? Bu bey, hazır mıyız? Hazırız. Bir, iki, üç, hoppa! Doğru eve gidiyorsun. Ay tamam abla ya, sen gelmiyor musun? Hayır, ben geçici bir süre Ferit Beyler'de kalıyorum. Yani Bulut'a arkadaşlık etmek için. Vay, hiç haberimiz yok. Telefonlarını açsaydın haberin olurdu. Bana bak Asuman, hemen eve git. Fatoş'u arayıp kontrol edeceğim kaçta gittiğini. Talih kuşunu kaçırmışsın, yine kondu o güzel kafana. İyi yere kapak attın ha, kaybetme bunu. Doğru konuş, ağzına bir tane çarparım, görürsün gününü. Dur tut şunu, ben bir selam verip geleyim. Asuman gel buraya. Ferit Bey, kusura bakmayın. Bugün bir yanlış anlaşılma oldu. Sizi de buraya kadar yorduk. Önemli değil. Allah sana akıl fikir versin Asuman. Delirtirsin adamı sen. Müzik
Nazlı. İyi geceler Ferit Bey. Ben de öyle hava alayım diye çıkmıştım. Yani Bulut yemeğinizdikten sonra hemen uyudu. Normal değil mi sence fazlasıyla hareketli bir gün geçirdi? Normal. Yani fazlasıyla hareketli bir gün geçirmesi normal. Ya hayat her zaman o kadar sakin ve steril olmuyor. Bazen beklemediğimiz durumlarda kalabiliyoruz. Ben hayatım ve Bulut'un hayatı sakin kalsın diye bir sürü insana bir sürü para ödüyorum. Bunlardan biri de sensin Nazlı. Bulut'un hayatının sakin kalmasından sorumlusun. Sanki hiç evde kalın dememişim gibi. Özür dilerim Ferit Bey. Gerçekten. Yani Bulut bir daha asla karakollara düşmeyecek. Hiç şüpheniz olmasın. Bu kadar ağlıyorsun. Gel, gel, gel. Ah! Dursaydın. Of, mutfak açıktır inşallah. Aferin, iyi kilitlemişsiniz. Zile bassan. Bulut uyanacak. Bir kez sevdasına ne hallere düştük ya. Merhaba. Siz de mi bahçedeki kedinin sesini duydunuz? Hayır, duymadım. Aa, ondan geldiniz sandım. Bahçede yavru kedi var. Haberiniz var mıydı? Öyle mi? Evet. Siz niye geldiniz o zaman? Ben kedi sesi değil de kapıda sesler duyunca geldim. Ha tamam. Eğer görürseniz karnı aç mama verin. Çok ağladı, uyutmadı beni. Belki ben bulurum ama onu sonra. Buldu mu kediyi? Yok, kaçmış. Kahvaltı hazırlayayım mı size? Bana kahvaltı hazırlamak zorunda değilsin Nazlı. Evet de hazırlayabilirim, sorun yok. Ben atıştırdım bir şeyler. Peki. Nazlı. Dün sana biraz fazla çıkıştım, kusura bakma. Ha, o mesele. Yani ben de istemezdim tabii çocuğu karakola götüreyim. Ama insanlık hali, oluyor böyle şeyler. Yok, karakol meselesinde değil, o konuda haklıydım. Küçük bir çocuğun görmesi gereken bir yer değil orası. Dışarı çıkmayın derken, Demet Bulut'un halası Bulut'un velayetini almak için dava açacaklarmış. Siz dışarıda olunca ben de tedirgin oluyorum. İyi de bir dakika. Yani Bulut'un velayetini alabilirler mi? Demet'ten ziyade kocası olacak o Hakan. Aklına geleni yapmak için elinden geleni ardına koymaz. Yıllardır görüşmeyiz, birbirimizi de pek sevmeyiz. O yüzden siz dışarıda olunca sanki evde olsanız Bulut daha güvende olur diye hissediyorum. O kadar da değil. Yani halası sonuçta ne zarar verecek Bulut'a? Görsün. Efendim? Diyorum ki, yani sizin aranızdaki gerginlik yüzünden neden Bulut halasını göremesin? Siz de görün, o da görsün. Ortak velayet diye bir şey var. Hiçbir şey sana göründüğü kadar basit ve masum değil Nazlı.